Sevgili YouTube, sevgili Twitch, sevgili Facebook, sevgili bütün dünya, zifiri karanlık bir evrenden. Vay ver, bayda menüyü açık unutmuşum, hemen de kapattım. Teknik bunlar sıkıntıdır, canlı yayında bunlar olur. Covid var, her şeyden çok memnun olmamız gereken bir dönem. Evet, diyeceklerim bu kadar. Lafı da hemen Arya hocamıza bırakıyorum. Ben bir oyuncuyum çünkü. Hadi bakalım, buyurunuz. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkürler ilk bölümümüze göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı. Yorumlarınızı okuduk. Çok da memnun kaldık. Arada bir iki tane tabii eleştiri vardı ama yani onlara ben bir şey demiyorum. Benle alakalı değillerdi falan ben. Biz bunun bayağı eğlencesini yaptık. Ama dediğim gibi ilginiz ve alakanız zaten eğlendiğimiz bu oyunu bizim için gerçekten çok mutlu ve keyifli bir hale getirdi. O yüzden de hepinize teşekkürler. Bu haftaki oyunumuzda vampirlerimiz, soydaşlar, tabii burada Tardu ve Cenk aynı zamanda kandaşlar. Onların kaldığı yerden devam edeceğiz. Kendileri Sezgin'den, kendilerinin o sahibiydi. Yani iki vampiri, vampir yapan, onları geceye davet eden sahiplerine, melikelerine isyan edip kaçan bu iki vampiri kim alıyor? Mehmet Öztürk alıyor. Taksiyle kaçarlarken başlarına bir olaylar silsilesi meydana geliyor. Olaylar silsilesi aslında dediğimiz iki ayaklı, eli silahlı, motosikletli bir zebaniydi. O da bir vampirdi, Bahriyeli. Sezgin'in yakınlarından bir tanesiydi ve onu da turşucu dayıya emanet ettiler. Yani kendisine artık kimsenin ulaşabileceğini zannetmiyorum. Ondan sonra gece vampir doğalarını besledikten sonra, tabii vampirin anladığı tek yön olan kan ile, sonrasında geceyi noktalayacaklardı. Bir depodalardı en son, bilmiyorum hatırlar mısınız? Gecenin kalanında neler yapacaklarını konuşacaklar. Ha, hemen de sahne bizde o zaman. Dur, karakterime gireyim o zaman. Şeyi Evet, hatırlıyorsunuz değil başlayabiliriz mi? o zaman. En son Tardu bir kendini beast'e bırakıp Cenk'i kovalamıştı. Sonra üç tane oradan mavi yakalı genç alıp işçisin sen, işçi kal, ver bize şah damarını şeklinde kanlarını emiklemiştik. O olaydan kaç dakika sonrası gibi düşünelim bunu. Saatler mi geçmiş? Sabaha karşı mıyız artık? Artık birkaç saat geçmiş durumda. Tardun içerisindeki canavar sakinleşmiş. Cenk de geri dönmüş. Hani Cenk'le araları tabii ki soğuk çünkü canavarın etkisi hep daha derin oluyor. Bu noktada bu vampirlerin gecenin kalanı ne yapacaklarını artık aklı selim bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Gece ilerliyor. Güneş doğmaya yaklaşıyor. O yüzden ellerini de çabuk tutmaları gerekiyor. Evet. Öncelikle bir teknik konu. Arya, senin sesin bir tık cızırtılı. Niye o? Öyle anlamadım. Geçen haftaki mikrofon ya da yayın öncesinde olmayan bir şeydi. Yayına başlayınca da oluyor böyle teknik şeyler. Hemen söyleyeyim Bir dedim. Bir kontrol böyle edelim. kapatıp açmaca ya da belki kulaklığı çıkarıp takmaca falan deneyebilirsin. Öte yandan biz de köfte rolümüze girelim. Game Master'a vakit kazandırmak adına. Ben sahneyi şöyle düşündüm. Yani siz karakterlerinizi karar verin her türlü de benim araba tamir oluyor ve araba benim için inanılmaz önemli ya. Haliyle biraz arabalardan bir şeyler yapmaya çalışacağım şimdi. Şöyle de yapıyorum kendim hemen. Yarına bizim araba çıkar. 24 saat süre verdiler. Ben abi senin yanına geliyorum. Böyle bir kaportaya falan bakıyorum. Böyle bir inceliyorum. Araba Dönüyorum daha tabii sonra. yanımızda değil. Biz şu an depodayız. Araba Ha, öbür araba yanımda. tarafta. Turşu da araba. Ha, sen şeye bakmıyor muydun? Arabaya bakmıyor muydun şu Hayır, anda? biz depodayız. Arabanın çıkmasına daha var 12 saat daha. Ha, pardon, ben arabanın yanındayken dedin sandım bunu. Tabii. Tamam. Okey. Bu arabayla senin özel bir bağın var gibi. Mehmet kardeş. Olmaz mı be? Bu araba bizi nerelerden götürdü getirdi ya. Gebze'ye bile Bir gittim adı ben bununla. arabanın bir adı var mı? Arabanın adını Karaoğlan koyacaktım. Sonra çok seksist olur diye vazgeçtim. Şu an bir adı yok. Seksist olur diye. Evet. Bak, Tardu seksist olur diyeymiş. Ben sevmeye başladım ya bu abiyi. Abi kaç model araba senin? Anladığımdan soruyorum ya sanki. Bu Neyse. 2001 model ama Almanya gelişli.
Yani şey üretimi değil, öyle Bulgaristan falan üretimi değil. Malzemesi bunun çok kalitelidir. Ben bir de bunun iç yüzeyine sonradan getir götür işlerinde darbe oluyor, mermi oluyor filan gibisinden bir iç kaplama yaptırdım. O yüzden bize gelen mermi hasarların çoğu yüzeysel hasar. Sağlam arabadır yani, öyle bildiğiniz gibi değildir. Böyle Bulgaristan falan üretimi saç çıkarıyorlar. O saçlar mermiyi kolay geçiriyor mesela. Bizim dediler ki araba sağlam olursa içeridekiler de sağlam olur. Dış yatırım aldık biraz da sağ olsunlar. Yolumuza baktık yani. Bir şekilde çözdük konuları. Bulgaristan Maşallah. dedin de, Bulgaristan dedin de benim aklıma geldi. Benim bir tane böyle Romanyalı bir sevgilim vardı o zamanlar aynı coğrafyadan. Kız şeyi anlatıyordu. Bu oralarda arabaların ruhu olduğundan bahsediyordu. Böyle arabaların ruhu varmış, cinsiyeti varmış. İşte yok efendim arabasına aşık olan, yani affedersin arabasıyla sevişen. Doğru mu bu? Var mı böyle bir şey sende de? Bunlar saçmalık. Niye Nasıl biliyorsun abi? ortamlara girmiş o kız ya? Olamaz mı yani? Olabilir bence. Ben olabileceğini düşünüyorum şahsen yani. Nerede cins kadın var onu biliyorsun zaten. Araba namustur. Araba hayattır. Arabaya karşı saygılı ve doğru düzgün davranılması gerekmektedir. Yanlış olmasın yani. Hayır ama Tardu bir şey diyeceğim. Şimdi yanlış mı diyorum? Diyor ki mesela araba namustur diyor mesela. Tamam şimdi arabaya bir şey yüklemiş olmuyor musun bunu yaptığın zaman? Yani şimdi neden? Anlamlı kavga mı? Bu adama ben şimdi şey mi Hayır öğreteyim? hayır Biz... hayır burada hayır burada konuşuyoruz ya, iki arkadaş konuşuyoruz burada. Bir şey yok yani, ben muhabbet ediyorum yani Mehmet'le. Mehmet'le muhabbet ediyorum ben yani. Şimdi sen namustur diyorsun. Ama yani kimisi de yani evleniyor namus gibi görüyor belki. Ne bileyim bilmiyorum, böyle bir şey de olabilir yani. Olamaz mı? Olabilir bence. Kardeşim senin mesleğin ne? Anlat. Hani Ben anlat. benim meslek, ya sen beni tanımadın mı? Yo. Ben Cenk ya. Hiç sen müzik dinlemiyorsun tek. Bak ben sana birkaç kişi daha sormuştum. Sen onları da bilmedin. Sen müzikle aran yok mu senin pek? Kurtoğlu dinlerim ben. Ahmet Kaya dinlerim. Ha. Ahmet Kaya. Tam şey bilmez misin? O tarlalar seni kim sürecek sabahlara kadar, yabayla birlikte benden çok bir hatırını bilmedin mi ya bunu, bu çıplak albümünden. Sadece kızlar biliyor. Onlar da yani artık 30'unu falan geçtiler. Kardeşim Ya tamam çıkartamadım. mı? Kusura bakmayın. Belli ki sanatçı Hiç. birisiniz, ünlü gibisiniz de ben çıkartamadım. Bizim şeyimizde de yok. Kafamızda işte olmayınca işte olmuyor. Şey de mi bilmiyorsun peki o zaman? Yıllar önceydi, çok da güzeldi, şimdi derinimde benim, yok mu? Yok. O ne? Bu da işte şey albümünden, Ara Sokaklardaki Gözyaşım albümünden, bunu da bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Hayret bir şey. Evet, 3 Sen sattı. Çok başarılıydı. 3. üç, Onu da biz aldık üç, zaten. üç, üç satmadı. Satacaktı. Bir takım pazarlama sıkıntıları oldu orada. Yani yıllarına göre ileri bir albümdü yani. Güzel bir albümdü. Bir tane sen şeyi biliyorsundur. Sezgin'i biliyorsundur. Sezgin'in türkülerini, şarkılarını biliyorsundur. Aa tabii. Bilmez miyiz Tamam ya? işte. Ha Küçük işte güvercin. biz Küçük Güvercin, işte biz de onun şeyindeyiz aslında. Biz hiç tanışamadık doğru düzgün. Plak şirketindeyiz biz de onun. Ya ben öyleydim zamanında. Şimdi diyelim Prestijli ki bir müzik sen... ailesi misiniz siz? Biz prestijli bir müzik biz evet. Biz prestijli bir müzik ailesi. Siz Tardu'da işte orada ne der? Abi işte kapatma sağlam. İşte. Ya Şey Tardu'da var işte orada o sizin şarkı mı? Onu biliyorum bak, ben onu çok severim. Çocukken çok dinlerdim. ha. Şeytan azapta, şeytan azapta, Tabii. şeytan azapta, şeytan azap. Başkasını hatırlamıyorum. Böyle bir şarkıydı ama. Şeytan Ben azapta, şarkıları zombi azapta, vampir ezberliyorum azapta. ya. Bu World of Dark şeydi, şeytan azaptı. Böyle bir Beyaz Kurt diye bir stüdyo çıkartmıştı 8-9 Doğru. albüm, hatırlar mısın? Ben de böyle yapıyorum ellerimi. Şeytan azapta, Hı. şeytan azapta, al bunu taşla. Ha, Böyle bir şeydi aynen. böyle. Golem Evet. azapta, geist azapta. Hatırlıyor musun? Öyle bir Hatırlıyorum, çok iyi bir hatırlıyorum. şarkıydı o ya. Çok dinlerdim. 99, 99, 99, 99'un büyük hitlerinden de hadi. Tabii. Böyle o Hatırlıyorum. sırada sizin gülmeleriniz falan o biraz gergin havayı çoktan dağıtıyor ve böyle artık bu saatte terk edilmiş olan sanayi bölgesindeki o
çürümüş depoların arasında hiç değilse güzel bir ses yankılanıyor böyle hani eski nostaljik anılar size bir zamanlar ölümlü olduğunuz zamanları hatırlatıyor. Sonra üçünüze de böyle hani hafiften havanın aydınlanmaya başlamasıyla beraber bir şey hissiyatı geliyor. Hem içeri kaçma hissiyatı geliyor hem de artık o dünyaya nasıl da ait olmadığınız fikri ve hissiyat tekrardan içinize kapalıyor. Bir noktada Sezgin, Tardu ve Cengiz elinden sadece hayatlarını almadı. O hayatlarındaki belki neşeyi ve sevinci de aldı. Şimdi yaşadıkları şey her neyse sadece buradaki o güzel anıların bir gölgesi. Asla yerini tutamayacak, o asla o sıcaklığı veremeyecek bir boşluk. Ve o boşluk hissi bir anda böyle içinize doğuyor böyle gülerken ve böyle hepiniz bir şey oluyorsunuz. Evet, bizim başımızda büyük bir bela vardı sanki. Vay Bittik be. be abi. Biz ezan mı duyduk Böyle şimdi? yok abi yok. Biz gülüyoruz, eğleniyoruz ama Hayır, biz ben bitti Arya bizim. sordum. Sabaha karşı hüzünlü bir ses duyuyorsunuz. Eskiden kaybettiğiniz dünyalar falan deyince vampir olarak ben de dedim ezan sesi. Ben Hayır, sabah o ezanı. kendi içinizdeki ses. Ha, Senin kendi okey. içindeki ezan, kendi içindeki ezan. Tamam. Muhtemelen siz sabah ezanını bir tek Ramazan'da falan duyabilirsiniz. Vay be. Kardeşim bulaştırdınız bizi. Kaçlarımızı Bana bak. Siz ikinize bir sorum olacak. Siz sevgili misiniz? yok be. Kardeşim daha ama yani anladınız mı? Yok ya. Benim de şimdi gözümden anladın mı? Ben oturuyorum arabamda. Koşarak geldiniz. Bir bayan, bir beyefendi arabaya bindiniz. Bayanın üzerindeki kıyafet yanlış anlama bacım belli. Adam desen şarkıcıyım, türkücüyüm falan diyor. Bas abi basıyoruz. Orada duygusal çarpışmalar. O ona vajinal küfürler ediyor. O ona penisiyle alakalı küfürler ediyor. Siz sevgili tartışması yapıyorsunuz. Sonra Yok sevgili be. değilsiniz. Ben size bir Yok şey söyleyeceğim. Aranızda bir ya. cinsel Sen gerilim varsa sevgilisin. bunu çözün. Ben bununla Yok uğraşamam. ya. Ya Yok sen be. taksicisin sen. Senin insan sarrafı olman lazım ya. Bu ben... Olur mu be? Bilmiyorum. Yok Sanatçı insansınız be. siz. Sanatçı insan her şeyi yapar. Sanatçımız ülkemizi aydınlatacak bir fener gibidir. Her zaman Onun ileriye belki doğru. onun olmuştur belki. Benim olamaz yani öyle bir şey. Yok ya. Benim bir sübyancıyla ne gibi bir işim olabilir ya? Ağzını Zevksiz bu ya. ayraç. Ağzını ayraç. Ne alakası var? Ben genç kızlara istediklerini verdim. Yani ben şey bu arada yani 18 yaşın üzerindeki genç kızlardan bahsediyorum da yani ne olacak yani ne olacak? Sen hiç duymadın benim 23 diye şarkım var. 23 daha 23 Ya onun 23. yukarısına çıkamadın ama ne hikmetse. Anca küçük körpe kızları kandırır zaten. Benim tarzım böyle. Benim tarzım böyle. Beni daha çok daha hayal gücü geliş, vizyon geliş. Genç kızlar beğeniyor beni. Ne yapayım yani şimdi? Sen de ne dinliyorsun? Sen de başka şeyler dinliyorsun. Madonna falan dinliyorsun sen de işte. Sen de Like a Virgin yani anladın mı? O hesap yani. Böyle bir gençlik hayalleriyle tutuşan böyle Like a Virgin falan diye. Böyle, bunu mu dinlesin yani? Ben Allah. Yok. Sen bana Hayır kardeşim. Mehmet Öztürk yok abi. Bacımdır. Beraber kader olarak yani. yalattı mı diyorsun? Ne bacısı ya? Kader Anandır olarak. bacın. Kader olarak. Öyle bir şey yok yani. Arkadaşız biz ya. Zorunluluktan yani. Bununla aynı eve tıkıldık bir ara. Tek değildik ama yanlış anlama. Bir sürü kişi vardı. Evet, Bununla da yanlış anlama. muhatap olmak zorunda kaldım yani. Arada ne haber, ne yapıyorsun filan. Bu kadar yani. Tek değildik yani. Öyle bir durum yok. Şimdi sen şeyi biliyor musun? Ben sana anlatayım biraz aslında olayı. Çünkü boku yedik aslında biz. Şimdi sen şeyi duymuş muydun? Neydi? Manson ailesi. Manson ailesi. Hayır. Nereden bilsin Mason'ı bu adam Masonlar ya? mı? Ne? Masonlar mı? Masonlar değil. Böyle bir tane Kurtlar şey Vadisi'nde vardı. vardı. Charles Manson'ı duydun mu sen? Böyle Yok, teşkilat duymadım. teşkilat böyle. Dur Kült dur derler ben onun dilinden anlatacağım. Abi sen kedicikleri biliyor musun? onlar. He biliyorum. Böyle ah biz kedicikleriz ama bir tane kadının kedicikleriyiz. Oradan Ben anla. kaplan gibi daha çok. Erkek Ha. kaplan gibiyim ben daha çok. Hani ben şey gibi değilim. Yanlış ya. Şimdi muhabbet ortamı var. O muhabbet ortamında insanlar oturuyor. Sezgin de muhabbet ortamını tabii kontrol ediyor. Haliyle ikili ilişkiler olabiliyor bir takım.
Sezgin, küçük güvercin Sezgin. Küçük güvercin Sezgin, sorma. Ben küçük abi güvercin o... Sezgin'in vampir olduğunu bilmiyordum ya. Abi sen ne diyorsun? Çok da güçlü hem de. Ya ben, bak sen o dövüştük ya herifle. Neydi adı herifin? Bünyamin. Bünyamin neydi herifin adı? Sevgili diyem. Gladio. İyiciyem. Aynı evi paylaştığınız, yani 23-23 şarkılarını hatırlıyorsun. Hayır, hayır, aynı evi paylaştığın vampirin adını hatırlamıyorsun. Hadi bodyguard'ın adını, dövüştüğümüz bodyguard'ın adını unuttum. Tardo hatırlıyor mu? Bahtiyar. Tamam, evet, evet. Bahtiyar ne ya? Tamam, Bahtiyar evet. Değil miydi? Bahriyeli, Bahriyeli. Pardon. Bahriyeli. Pardon, pardon Mehmet abi. Ha, Bahtiyar ha, Bahriyeli. Benim abi, gece çok oldu. Hemen onu sorayım. Ne? Sesim, şimdi hemen out of game'e çıktıysak hemen sesimin durumunu sorayım. Düzelmedi, çıtırdıyorsun hala. Neden öyle oldu bu hafta? Bilemedim. Bir tık uzaklaştırsın mı? Bir tık ama. Ses kontrol, ses 1, 2, ses. Ha daha iyi şimdi. Daha iyi, evet, yanağına çarpıyor bence şu. Evet, öyle bir şey olabilir. Oldu. Evet, siz bu arada bunları yaparken, bu aranızdaki güzel sohbeti getirirken, hiç değilse Sezgin'in olayını Mehmet'e aktarmaya çalışırken artık böyle yavaş yavaş istemsizce deponun içine yürüdüğünüzü fark ediyorsunuz. Bir bakmışsınız deponun içine yürümüşsünüz. Hani hareketleriniz yine kendi kontrolünüzde değil ve ister istemez güvenliğinizi içinizdeki canavar sağlamaya çalışıyor. Çünkü belki de ateş, evet ateş insanlar için hem bir enerji veren, o güç veren, o hayat veren, korkulacak bir enerji, o güçken vampirler için tamamen bir dehşet aracı. Sizin ateşe asla ihtiyacınız yok. Ateş sadece sizin için ölüm demek ve güneş gerçekten size en büyük o korkuyu veren ışık kaynağı olabilir. Bu ta en başındaki lanetinize dayalı ve onun bilincinde ya da bilinç altında kendinizi deponuzda buluyorsunuz. Artık içinizde bir his var güneşin doğduğuna dair. Hani hala ışıkları buralara varmış değil ama bir yerlerde, uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Kuşluk vakti geliyor gibi. Ne diyorsunuz? O zaman hadi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz sabaha doğru. Aşağıda bizde uyumayacak mısın sen de? Şu kapının arkası, yok kapının arkasına doğru uyuyacağım ben deyip kapının arkasında elimde levyemle gidip yatıyorum. Eyvallah. Biz iniyoruz aşağıya. Tardu geliyor musun? Geleceğiz mecbur, ne yapalım? Başka seçenek yok yani. Hadi inelim. Evet, Tardu ve Cenk aşağı iniyorlar. Bu lift ile beraber güvenli olan karanlığın içindeki o küçük arabaların aslında indirildiği, tamir edildiği o boşlukta iki kişi yatıyor. Tabii ki ölü bedenleri insanların aradığı konforu ve rahatı aramıyor. Onun dinlenmesi gereken kaslar, kendilerini yenilemesi gereken hücreler, böyle şeyler vampirlerde yok. Vampirlerde olan tek şey güneş korkusu ve o bitmez tükenmez kan aktığı. Tardu ve Cenk bunlar içerisinde aşağı iniyorlar. Mehmet Öztürk ise az çok etrafı kapalı olan bu deponun içerisinde uyumaya karar veriyor. Fakat çok ilginçtir ki vampirler uykuya girmezler. Vampirler kendi ruhlarını oldukları gibi o bedenlerini terk edip oldukları yerde belki de bayılırlar diyelim. Yani aslında ölümden hiçbir farkı yok onlar. Yani sabah bir vampir bedeniyle karşılaştığınız zaman bir cesetten farkı yok. O yüzden uykuya dalmak gibi güzel ve konforlu bir tecrübeye de sahip değiller. Fakat Mehmet Öztürk burada kendini rahat da hissetmiyor. Bir türlü kendini o ölüm benzeri boşluğa bırakamıyor. Ayağı kabul ne yaparsa yapsın rahat edemediği ayağı takıyor. Dalamadım. Etrafı kontrol ediyor. Buranın güvenli olup olmadığına bakıyor. Dışarı baktığı zaman içerisinde bir his var. Yarın gece burada gülüp eğlendikleri o küçük yarım saati belki mumla arayacaklar. Ama o mumun alevi belki de hepsinin çırası olacak, hepsini yakacak. Bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Yani Arya'nın ağzından çıtırtı geliyor değil, Günhan çıtır çıtır bir şey yiyormuş ya. Ben bunu şu an fark ediyorum. Geliyor mu? Evet. Ben de Arya'dan çıtırtı geliyor zannediyorum. 10 dakikadır gözüm kapalı burada uyku taklidi yaparken.
Bunu bilmiyorum. Sen ne yiyorsun? Mikrofonunu kapat sen pis adam. Ya. Pis adam. Ben ama dün de yedim hiç gelmemişti ne bileyim. Pis adam. Neyse tamam. Kusura sana bakma Arya anlatımını böldüm ama yani çirk 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 kulağımı dibinde. Uyku tutmadı ya. O zaman Mehmet Öztürk dediğim gibi pencereden dışarı baktığı zaman o ağıran havanın korkusuyla beraber içini bir dehşet kaplıyor. Daha güvenli bir yerde, sonunda güneşin varamayacağı bir yerde uykuya dalıyor. Fakat dediğim gibi belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve uzun süredir kendi melikesiyle beraber onunla sahibiyle tanışmadan önce hissettiği o kıyamet duygusu nasılsa aynısı onun içine doğmaktaydı. Evet, o zaman hadi bir vampir hikayesi anlatalım. Şimdi bir introya girebiliriz bence. Vay be. Girdik. Yürüyorum hasretim. Yes, döndük. Evet. Fate sistemiyle oynadığımız, kader oyununun, yani Türkçe kader oyunu sistemiyle oynadığımız Vampire Masquerade oyunumuza hoş geldiniz Zifir Karahan'ın ikinci bölümüne. Böyle bir giriş yapmak istedik. Hem sizi toplamak için bence de etkili oldu. Hem de artık herkes aynı sayfada şu an. Tabii ki bu Türkiye'nin karanlık ve puslu vadisini anlattığımız hikayeler kurgusaldır. Buradaki söylediklerimiz karakterlerin söyledikleri, oyuncuların söylediklerini yansıtmamaktadır, düşüncelerini yansıtmamaktadır. Bu yarımızın ardından artık başlayabiliriz sanırım. Evet, İstanbul'a yeni bir gece doğuyor. Dün akşamkinden bazıları için farklı, bazıları için ise tıpatıp aynı. Özellikle yorgun, yoğun ve kalabalık bir günün ardından İstanbul gecesi yeni bir nefes gibi. Belki de nefes alıp verme gündüz ve gece olarak düşünülürse tam aksine İstanbul'un nefes aldığı zaman sabah değil gece. Ve bu gecenin üflediği hayatlar içerisinde bizim aynı zamanda o parazit, o kan emen sülüklerimiz de var. Bu gece sülüklerimizin bir grubu dün akşam yaptıklarının ne kadar büyük şeyler yaptıklarının farkında olmadan belki de bir depoda dinleniyorlardı. Doğalarının gereği güneşte gezememediklerinden dolayı saklanıyorlardı. Fakat artık güneş yüzünü İstanbul'dan çevirdi. Daha batıya gitti ve bu topraklarda sadece gölge ve karanlık kaldı. Bunun üzerine vampirlerimiz ortalama olarak aynı zamanlarda uyanıyorlar. Tardu ve Cenk karanlık, paslı ve isli bir araba tamirhanesinin aşağı liftinde saklanmış bir bölmesinde soğuk metal kaplı, çok da rahat olmayan ve göz gözü görmeyen karanlığında uyanıyorlar. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Günaydın mı? İyidir, senden ne haber? Ya işte... Bazı alışkanlıklar bitmiyor. Bazı alışkanlıklar aynen bitmiyor. Sen yanımızda değilsin bu arada da. Sen kapıdasın.
Doğru. Ne yapacağız şimdi biz? Bu adam sence güvenilir mi ya? Ama ya tatlı Şimdi biri gibi geldi ama biraz kafa gidik tabii. ben onu seninle konuşacaktım. Konuşuyorduk. Bu adamı öldürürler. Bizi de öldürürler. Hatta yani önce bizi öldürürler, en son onu öldürürler. Bilmiyorum, sırası değişebilir ama öldürürler sonuç Ve biz olarak. gidelim ölelim o zaman ne yapacağız? Hayır, şimdi benim bir takım planlarım var ama onun, dur bakalım, bir konuşalım, dahil olmak isteyecek mi, istemeyecek mi, yoksa bilmiyorum bakalım. Biz çıkıyoruz. Çıktığınız zaman hafif hafif böyle kendine gelen, hala yerde olan, belli ki yeni kendisine gelmiş, o ölüm felcini üzerinden atmış Mehmet'le karşılaşıyorsunuz. Mehmet, uyanıyorsun ve içinde böyle büyük bir his var. Kendini satranç tahtasını gibi hissediyor olabilirsin şu an. Büyük oyunun bir parçasısın yine sanırım. Bu ikisinin artık ne yapacağına karar vermesi gerekiyor gibi hissediyorsun. Sinirli sinirliyim ben o zaman. Bana bakın ya. Siz ne çeviriyorsunuz? Allah Allah, hemen de şey müneccim yani, gerçekten de. Ya bir şey çevirmiyoruz biz de, bizim bir konuşmamız lazım seninle. Belli belli tipinden. Sen bir şeyler çeviriyorsun. Çocuk tacir misin lan sen? Ya ne alakası var ya? 2 dakika düzgün bir muhabbet edelim ya. Hemen daha Mersin'den zaten. insan kaçakçılığı yapıyorlar. Evet, Siz mi yapıyorlar varsınız onun ama biz arkasında? yapmıyoruz. Yok, yok, ben Biziz. şimdi neyin arkasında olduğumuzu anlatacağım. Suriye'den gelen çocukları poşetleyip götürüyorlar Avrupa ülkelerine. Sen misin onu yapan? O kız dün akşam sana bir Yok, şeyler söyledi sabaha karşı. yok, o da ben değilim. O bana şey Rüyamda yapıyor. gördüm O seni değil, o ulan. değil. Hayır, hayır, hayır. O değil, o Yok, değil. ben Ya değil. O tamam biraz bana şeydir, takılıyor. çapkındır. Karı kız düşkündür ama ya iyi çocuktur ha. Gerçekten. Evet, iyi bir çocuğum. Şey yapma hemen, Mehmet Bey. Ya öyle yapmayın hemen. Ne konuşacaksın? Bana bak. Şimdi, Ben ha. sizinle işimi bitiririm. Arabayı gider alırız. Aldıktan sonra da nerede bir yerde sen Kurtköy'de. Hatırlamıyorum nereye gideceğimizi. Tuzla. Tuzla'ya Tuzla'da tersaneye gidecektik. seni bırakırım. Sonra da ne bokuyorsanız yiyin. Bir daha da görmeyeceğim sizi. Size güvenemedim hiç. Mehmet kardeş, bak şimdi sen bize güvenemedin, haklısın. Çok seninle yanlış şartlar altında biz tanıştık. İyi olmadı yani. Daha iyi olabilirdi. Ben şimdi sana diyorum ki ben seni sevdim. Sen bizim hayatımızı kurtardın. Senin sayende biz oradan kaçtık. Bir de bizim için canını riske attın. Şimdi ben sana şunu net bir şekilde söylüyorum. Seni yaşatmazlar. Bu işin tek yolu bizimle birlik olman ve bizimle birlikte hareket etmen. Kader yoldaşı olmalıyız. Benim gönlüm hiç razı değil. Bu adamı arkada bırakmayalım dedim bak. Abi bak Evet. dinle bizi. Yoldaş oluruz. Bizde Biz hikaye buradan, çok. evet. Biz buradan kendi yolumuza gideriz ama seni götürmezler. Yani olan sana olur. Bak yani senin hiçbir suçun yok bu işlerde bir kere. Yani o sebeple sana bunu söyleyebilirim en doğrusu, ama sen diyorsan ki ben kendi yoluma gideceğim, sizi tanımam Tuzla'ya gittikten sonra diyorsan eyvallah, ama sen bu insanları tanımıyorsun, biz tanıyoruz. Yani bence bizimle gel sen de. Benim bir planım var. Tayfuncum, şimdi bak. Cenk abi. Ha, Cenkcim. Bu tarz ayaklar bize çözmez. Biz 20 senedir bu İstanbul gecelerinde direksiyon sallıyoruz. Metrobüsün yol inşaatına adam gömdüm ben. Tamam mı? Hatırlıyor musun? Metrobüs ilk açılacağı zaman 6 ay gecikmişti. Dediler ki belediye işini yapamıyor falan filan. O Evet. ara bir grup anark bizim taksilerle mevzu çıkartmaya çalıştı. Üç arkadaş toplandık. Yer misin yemez misin? Çöktük diplerine. İki tane yeni açılan metrobüslerden yaktık. Görmemişsindir onları. İnce metrobüsler vardı. Ortada dikilme yeri normaldi. Onların Evet, onlardan, yandığından sonra normal evet. otobüsleri çevirdiler. Anladın mı koçum? Biz ondan bundan korkmayız. Senin o yakar, bu öldürür falan dediğin gecelerde biz... Evet! Racon uzatamadım pardon. Racon çok sıktı beni. Neyse. Biz ondan bundan korkmayız aslanım. Bizi böyle tehditlerle bir yere getiremezsin. Ben etmiyorum seni tehdit. Yani bak, ben sana diyorum ki sen istiyorsan, sen delikanlı birisin. Sen istiyorsan kendi yoluna git. Ama bunlar senin düşündüğünden çok daha büyük bir şebeke. Bunlar burada yüzyıllardır İstanbul'dalar. Aslanım biz şebeke Yani mi çökertiyoruz? Bir tane lavuk taktınız peşimize.
Onu yatırdık pancar turşusuna. Arkası var, arkası var işte. Aslanım, herkesin arkası var. Herkesin arkası var ya. Öyle böyle benim değil yok. Ama. Evet, bizim yok mesela, aynen yani. Şimdi... Bak şimdi. Dur abi. Bizim... Bak şimdi. Beni çevirirken Sezgin dedi ki hiçbir şey seni yok edemeyecek. Başarılı olacaksın, güçlü olacaksın. Ne istiyorsan elde edeceksin. Ama ben şu an çok korkuyorum. Öldürecekler bak beni. Benim arkamda kimse yok. Bak bir tek bu salak var benim yanımda. Evet, ben hani varım yardım yani. Yardım et bana. Sen hani ona acımıyorsun bacım. Madem bana acı. Ben tekim. Beni mahvedecek bu kadın. Parça parça edecek. Parçalarımı İstanbul'un her bir köşesine serecek. Siz bu kadınla abi ne bak... yaşadınız ya? Ya bu yani vampirdir yani. Bunun kanı ne? Bu kan emer bu. Ne sıkıntı yaşamış olabilirsiniz? Bu kadın sizi dönüştüren kişi değil mi? Abi, Türkçesini unuttum. Sahirınız değil mi bu sizin? Sevgili Game Master'ımız, ne diyorduk biz Sahir'e Türkçe'de? Birçok adı var. Bu tür terimlerin Türkçeleştirmesinden dolayı Songül Yabani'ye teşekkür ediyorum. Melik ya da Melike ya da sahip olarak çevirdik. Benim karakter de biraz denli olduğu için daha kötü bir tabir kullansın. Bunlar kültürlü terimleri. Aklıma da bir şey gelmedi. Reis diyeceğim o yüzden. Reisiniz değil mi bu kadın sizin ya? Yani şimdi sen de vefasızlık ediyorsun birazcık şimdi. Bakar bir dakika şimdi. Şimdi ben bak... Melike mi demek istedi? Melike'den bahsediyor. Şimdi bak bu vampirdir. Biz de bir yani anladın mı? Bu işlerin bir usulü var. Ben şunu anlamıyorum. Siz bana şunu bir açık açık söyleyin. Sen çocuklarla, gençlerle alakalı şarkılar yapan bir şarkıcıymışsın. Böyle anladım kadarıyla. Evet, doğrudur. Bu kadın da dar elbiseler giyen kızıl saçlı bir vampir. Çok jenerik vampir. Onun tam şeyini bilmiyorum şu an. Yani bizim taksimize her gün binlerce vampir biniyor İstanbul'da. Evet. Pardon. Şimdi benim öğrenmek istediğim şu. Siz koskoca küçük güvercin Sezgin'in yanında sizi de vampir olarak almış. Ben beni dönüştüren kişiyi tanıyamadım bile. Biraz kıymet bilin. Bizim anamız babamız olmadı. Elimizden tutmadılar. Burasından emeceksin demediler. Anlıyor musun? Bıraktılar bizi. Ya. Yanımızda kimse durmadı. Siz bir de bu kadına ihanet etmişsiniz. Bu kadın birbirinden güzel şarkılarıyla yıllardır bu ülkenin ruhuna dokunmuş, en zor zamanlarında yanında olmuş bir insan. Şimdi siz bana diyorsunuz ki o kötü birisidir. Yok ya. Sen nesin? Abi. Ben neyim? Abi. Bizler neyiz? Abi. Bak şu çocuklar abi. Yatıyor burada hala. Üç tane gariban. Mavi yakalılıydı, yatırdık burada. Tulumları kan içerisinde bu insanların, elleri yağ içerisinde be. Yerken iyiydi ama. Bak abi. Şimdi şöyle bir durum var. Her şey... Abi çok zor. Ben şimdi nasıl cahile laf anlatacağım? Şimdi her şey bazen... Bir dur. Abi ya anam babam dediğin seni satıyorsa... O kadın beni de... Ne ama demek bu satma? Çocuğu da... Nasıl satma yani? Başka vampirlere... Peşkeş çekiyor artık. Nasıl? Ne? Bayağı peşkeş çekiyor. Bizi her işine kullandırıyor. Her zulmü ediyor. Biz artık dayanamadık. Harcadı bak, bu çocuğu da harcadı. Beni de harcadı. Bizim de bir onurumuz, gururumuz var yani. Sayın Game Master, tabii. Bu tardo beni yiyor mu yemiyor mu diye ben zar atayım mı? Çünkü... Deneyebilirsiniz. Burada senin empati yeteneğinle onun kandırmacı yeteneğinin zarını atabilirsiniz istiyorsanız. Benim empatim bir. Benim iki. Hayır, senin kandırmacan varmış. Ne kandırmacı senin? Ha, kışkırtma mı, kandırmacı mı? Kandırmacı. Bilmiyorum şunu. Ayş bana şey söyle. Kadın gerçekten sizi satıyor mu, yoksa sen bana acındırmaya mı çalışıyorsun şu an? Yani onu da yapıyordur bence. Yapıyor mudur Cenk? Ne diyorsunuz? Yapıyor. Neler yapıyor. Neler yapıyor. Dur rol dışı söyle. Çok şeyler var. Hayır, rol dışı söyle. Yani yedim mi yemedim neler, mi? Neler neler. Yani her işine kullanıyordur bence işte. Yani ben, okay. Ne kadar etkisiz bir melike olduğuna bağlı. Yani ne kadar ne kadar sizi zorlayan, suistimal eden bir sahip olduğuna bağlı, sahir olduğuna bağlı bu. Humanity'si bir. Humanity'si bir bunun. Ya dur. Tamam, okey. Ben yani buna inandım o zaman. Ben buna inandım. Bence bir zar atabilirsiniz yine de. Sen demin övüyordun çünkü bayağı o yok ülkemizin ruhuna dokunmuş bir sanatçıdır falan diyerekten. Bence o yüzden atabilirsiniz. Şeyin aldatmaca atması lazım. Aldatmacam bir benim. Bire bir o zaman. İyi zar atan kazansın. Zuhal bir attı. Ben iki attım.
haliyle ben biraz şey oluyorum böyle. Şöyle oluyorum. Bir dakika yani. Ne demek satmak falan? Koskoca sanatçı yani neden satsın sizi? Parası mı yok bu insanın? Çıkar iki tane albüm verir Rumeli Hisarı'nda. Holeley haleley. İstediği parayı da kazanır. Ne demek satmak? Bunlar gerçek mi? Abartıyor Ben musunuz biraz acaba? o kadın nasıl büyüdü? Senin haberin var mı peki? Her yerde o kadın. Bütün sanatçılar, bütün müzisyenler elinin altında. Niye bu ülkede başka ses sanatçısı mı yok? Bir sürü var. Bak sen Cengiz Kurtoğlu falan dinliyormuşsun. En insan bilirsin. Niye Cengiz herkes bu Kurtoğlu'dur yani. kadının elinin altında? Cengiz Kurtoğlu abim değil. Ahmet Kaya abim de değildi. Abi Ya. bak. Bak abi. Siz bana dürüst olun, dürüst. Ben size Ben sana güvenemedim. şimdi dürüst oluyorum. Ben sana şimdi dürüst oluyorum. Ben sana söylüyorum. Ben abi Tokat'tan gelmiş 19 yaşında bir çocuktum. Daha bu şeytanlık meytanlık olaylarından önce abi. Tamam mı? İstanbul'a geldim. Burada ben çalışmaya başladım. Su sattım, işporta yaptım. Bir sürü şey yaptım. Tipim biraz düzgündü. Sesim de iyiydi. Barlarda türkü söylemeye başladım. Benim adım Hüseyin'dir ha. Onu da söyleyeyim sana. Buraya ben geldim abi. Beni bunlar buldular. Şebekelerini aldılar. Ondan sonra beni kendilerine böyle genç kız, menç kız bilmem ne getirmek için aynı zamanda piyasadaki böyle güzel bir ortalığı da kapatabilmek için, pastadan pay alabilmek için beni böyle rock müzisyeni diye konumlandırdılar. Şişirdiler, yedirdiler, içirdiler. Ben bir sürü genç kızı, genç erkeği bu kadının şeyine cehenneme yollamışımdır. Neden biliyor musun abi? Nedenini söyleyeyim. Benim bir tane çocuğum oldu abi. Bu kadınla tanışmadan önce. Benim çocuğumu aldı abi tutuyor. Vermiyor bana. Bana Ne? şantaj yapıyor. Bu Tabii nasıl bir abi. şerefsizlik ya? Çocuk kaç yaşında şimdi? Şantaj yapıyor. Bilmiyorum abi. O Nasıl? kadar uzun zamandır görmedim ki. Belki kocam belki 10 yaşına geldi. Ne bileyim ben artık. O kadar geçti ki. Ben buraya geldiğimde diyorum ya sana 19 yaşındaydım diye. O yıllar işte abi. Ben o Yıl. yüzden yıllardır bunun Hı? her emrini yerine getiriyorum. Çocuğumu bir daha görebilmek için. O diyor ki yapmazsan onu öldürürüm. Benim hikayem bu. Ben o yüzden bir gün dedim ki yeter. Sana da dedim elveda dedim. Gitmeme izin vermedi. Şimdi benim elimde bir adres şeyi var abi. Adres şeyi var abi. Bak bunu görüyor musun? Bundan ondan çaldım. Onu da öldüremedim kaçarken. Beni durdurmaya çalıştı. Tardun'un da benim gibi bir hikayesi var. Bizim arkamız yok abi. Bizim arkamız sensin. Biz seni tanıdık. Sen de olmayacaksan zaten bir şey demiyorum yani. Çocuğunu mu kaçırdı? Ben stunt kullandım bu arada. Yıkıklık Ben yedim, inanılmaz düştüm zaten şu an. hikayeleri stuntumdu. Demek çocuğunu kaçırdı ha. Vay be. Evet abi. Peki bu bayanı nereden aldın yanına? Bayan sen O de kendi konuş. Senin dilin anlatsın yok abi. mu? Hep bu şeyci konuşuyor. Dün akşam bir sıfat kullandım buna karşı. Benim aklımda öyle kaldı. Vajinacı da anlamına gelen. Hep bu konuşuyor. Biraz da sen konuş yani. Ya şimdi o genç adam tabii hani yok şeyi yoktur yani öyle çoluk çocukta gözü yoktur ne demek ama hani genç adam. Bu Senin Sezgin derdin de ne? Senin bunun de mi çocuğunu kaçırdı? Seni sattı mı gerçekten? Bunlar gerçek olabilir ben İstanbul'a geldiğimde mi? böyle resimler yapıyordum. Resimlerimi insanlar alsın istedim. Beni Tamam. insanlar sevsin istedim. Sonra bir gün bu kadınla karşılaştık. Böyle bir karma sergi vardı abi. Böyle başka sanatçılar da var. Ben de varım. Aa tamam. Yürürüm ben buradan yürürüm ya dedim. Sonra bana dediler ki Sezgin gelmiş. Sezgin kim filan. O Sezgin mi? Koştura koştura gittim yanına. Sonra bana böyle bir baktı. Sende büyük ışık var dedi. Ben seni çok ünlü yaparım ama benim sözümü dinleyeceksin dedi. Bir tane adres verdi. Gittim sonra ev böyle kocaman bir yalı. İçeri bir girdim. Kalabalık, bir sürü ünlü. Silah sesleri. Ne oluyor lan? Ben Fenerbahçe'de oturuyorum abi. Mehmet Özil transfer oldu diye sıkıyorlardı. Siz anladınız. Oha, ödüm koptu yemin ediyorum ya. Öf. Hadi ben O bu gün kameramı de kapatacağım, böyle sigara içeceğim. silah sesleri filan maç mı ne varmış onu kutluyorlar. Çok gerçekçi bir Sonra beni olay. çektiler bir odaya. İşte bakın bu Bu kadın karanlıklar önümde. alemidir. Evet. Sonra ben kadının sadece ısırmasını hissettim. Sonrasını hatırlamıyorum.
korkmuşum zaten. Sonra gözümü bir açtım, böyleyim. Ne ölüyüm nedir? Her şeyimi aldı benden. Hayallerimi aldı, gençliğimi aldı. Bunu yine ilk böyle genç kızlara falan yolluyor. Beni buruşuk buruşuk heriflere yolluyor bir de. Ne resim yapabiliyorum eskisi gibi. Ne mutlu olabiliyorum. Ne insanlar beni gerçekten ben olduğum için seviyor. Şu halime baksana ya. Porselen gibi. Vursalar kırılacağım. Ama bir o kadar da kırılmazım. Ölmekten de korkuyorum. Ölünce ne olacak bilmiyorum. Bacım yanlış anlamazsan iyi ol, yani iyisin yani. Eyvallah abi, sağ ol. Ama yetmiyor işte. Bizim dramayı anlamamış. Anladın mı? Abi bu garibanı da bulmuş işte. Bu da İstanbul'a yeni gelmiş abi. Bu garibanı da bulmuş. Ben bu yalıda tanıştım. Bunun bir yalısı var abi, o geldiğin yer. Bunun yalısında, çok affedersin şimdi, kan partisi diye bir şey yapıyorlar. Böyle alıyorlar abi. Sen bir şey filmini izlemiş miydin? Gözü tamamen kapalı. Yo. Abi bu Gözü Tamamen Kapalı diye bir film var. Çok severim bu arada. Tom Cruise oynuyor. İşte karısı var. Bunlar böyle gidiyorlar. Bir takım büyük oyun çeviren tarikatlar abi bunlar. Sen ne anlatıyorsun? Grup... Film mi anlatıyorsun sen? Film gibi işte abi. Gözü tamamen kapalı, anlarsın ya. Yani öyle alıyorlardı abi gençleri o yalıya. Gözünü tamamen kapatıp. Daha sonra kan partisi diye bir şey yapıyorlardı. Yani çok affedersin. Yani bunlar şeyle ilişkiye giriyorlar. İnsanlarla ilişkiye giriyorlar. Yani bunlar ya sen yemeğinle ilişkiye girer misin ya? Yani bana ters, bana ters abi biraz yani. Ben çok hoşlanmıyorum. Ben dedikleri için yapıyorum da insan yemeğini şey yapar mı abi? Yani sen şimdi doğamız gereği şöyle düşünelim. Ata eşeğe hallenmiyorsan, değil mi yani? Bir laf vardır. Böyle... Bir laf vardır. Öyle garip garip bakmayın bana. Ne olur sormayın. Bu yas kim için? Yalnız ölenlere yas tutulmaz ki. Feryadım yaşananlar, yaşarken ölenler için diye. Doğru dedin abi. Bak, ölmeden ölmüşler, haberleri yok. Sönmüşler, bitmişler, çareleri yok. Hayattan kopmuşlar, tutanları yok. Feryadım yaşarken ölenler için. Hadi kalkın gidelim o zaman, nereye gidiyorsak be. Hadi be! Hadi nereye gidiyorsak gidelim ya. Gidelim yani. Aslansın ya. Helalsin abi. Gidelim. Benim bacımın yapamadığı resimler için gidelim. Evet. Şimdi eşekler gidelim. İçin gidelim. O eşeklerle mi seni şunlanmış? Onlar için gidelim o vakit. Abi gidelim ama bir dinle dur. Şimdi benim adım normalde abi. Ben böyle Cenk gibi falan deri ceket falan anlıyorum nasıl gördüğünü ama Hüseyin abi benim adım. Bak söyledim sana yani. Ben yer bilirim, yol bilirim yani. Yani o kadar da boş değiliz yani. Ama şunu demek istiyorum sana. Şimdi benim elimde bir defter var abi. Böyle defteri çıkartıyorum. Benim elimde bir defter var. Bu defter bunun gizli sırlarını taşıyor. Görüntü adresler... gitti Hüseyin. Hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Şimdi şöyle. Bu defter var. Kara kaplı bir defter çıkartıyorum. Ben bunu canım pahasına bunun yalısında kaçarken aldım. Bunu da bulmayı beklemiyordum yani gerçekten de. Kaçarken aldım. Bunun içinde şimdi bir takım politikacılar, bir takım mankenler, modeller, ünlü pop yıldızları falan bilmem ne, adresleri, her şeyleri var. Bu çok değerli onun için. Bu defter paha biçilemez. Böyle bir defter bu. Yanlarımda bu insanların sırları mırları da, bir takım notlar falan da alınmış. Bir takım evleri var bu kadının. Şimdi ben bu evlerden birisinde benim çocuğumun tutulduğunu düşünüyorum. Ama başka şeyler de olabilir. Ama nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Ne yapalım bilmiyorum yani. Burada şimdi mesela 3 tane İstanbul içinde farklı lokasyon görünüyor. Ne yapalım? Yani gidelim mi, gitmeyelim mi? Daha bir plan mı yapalım? Oraları ben çok anlamıyorum yani. Ben girdik bir işe, çıkamadık. Ben de arada kalmış vaziyetim. Al bak bir istiyorsan. Bakmam. Niye? İki kişinin bildiği sır değildir. Peki abi. Sen peki tamam. O zaman şöyle, bir tane Maslak yalısı varmış. Burada böyle Maslak yalısı diyor. Adresi de var altında. İstiyorsanız bir buraya gidelim bakalım neler oluyor. Hem buralardaki bir güvenliği de ölçmüş oluruz. Ne diyorsun? Hem belki orada bu kadına karşı kullanabileceğiniz bir şey buluruz. Tardu bak. Yani bu Maslak sanatçı kaynıyor oraya. Atölye kaynıyor.
Vardır mı belki? Altında da şöyle bir not var bunun altında da. Maslak yalısındakileri bilseydi ne derdi resepsiyonist baban diyor. Böyle bir not almış buraya yani hiç bilmiyorum ne olduğunu. E sen Tuzla'ya tersaneye gidiyordun hani. Yine Abi oraya hikayen değişti gidecektik de senin. hikayem değişmedi. Oraya gidecektik de biz şimdi buraya geldik. Burada yani zaten yani beslendik de oraya biz korunmak için gidecektik. Plan yapmak için ama burası da turşucu da gayet iyi bir yermiş yani. Tabii Hani bana direkt buradan geleceksin bir gidebiliriz. sıkıntın olduğu vakit. Ben senin Yani sıkıntın ama olduğu şöyle. vakit. Ya bu arada turşunun tadı nasıldı? Çok kötüydü. Gerçekten mi? Evet. Kustum. Bir de emanet var mı sende hiç? Silah mı? Tabii. Yok ama buluruz. Ama ne yapacaksın ki? Şöyle abi, şeyi çıkartıyorum ben. Oraya böyle akrebi almıştım ya. Akrebi böyle koyduğum yerden getiriyorum. Abi şimdi bunu ben kullandım. Kullanabiliyorum da galiba. İyi de bir silah ama bunun kurşunu yok abi. Kurşun buluruz da. Ne yapacaksın? Çekebiliyorsak, öyle bir ayar çekebiliyorsak boş gitmeyelim yani. Peki ben bir dakika bir şey soracağım. Arya bir şey soracağım şimdi. Bizim yani şöyle bu anlatılan hikayelere falan ben inanıyorsam benim karakterle alakalı şey kafamda oturmadı. Bizimkisi böyle deli gibi tek başınadalar mı yoksa böyle işte bizim bilmem kim abiler var onlara gidelim falan diye alakasız NPC'ler uydurup onlara doğru turşucu gibi hani onlara doğru yol alalım mı? Sen Game Master olarak biz burada yönlendir bence. Benim şu an öyle bir ihtiyacım var. Yani şöyle, senin karakterin tanıyorsa tanıyordur. Ben karışmıyorum. Ben şey dermişim. Meta'nın iyice şeyini çıkar. Ben Cyberpunk 2077 değilim ya. Open world. Lineer. Yani open world ise open world. Gider, varsa tanıdığın gidersin yani. Okey. Şimdi sen diyorsun ki ben o zaman diyorsun küçük güvercin Sezgin'in mekanlarını basıp basıp oğlumu bulacağım diyorsun öyle mi? Ben bu noktadan sonra öyle görünüyor abi. Yani çünkü ikimizi de öldürür. Hiçbir şey yapmazsak o bizi bulur. O E yüzden buldun biz bir şey çocuğu. yapacağız. Buldun çocuğu ne yapacaksın o zaman? Kütahya'ya mı yerleşeceksin? Kaçacağım abi. Valla Kütahya'da bir Tokat'a mı arkadaşım var. yerleşeceksin? Yok Kütahya'da doğru dedin. Nereden geldi? Sende bir içgörü var gibi. Bana anlamadım. Kütahya'da gerçekten bir arkadaşım var. Belki onun yanına yerleşmeyi düşünüyorum. Beni de saklar mı acaba? Saklar canım. Bir şey olmaz yani. Yani Anadolu kısımları, Kütahya olmasa bile Anadolu kısımları gibi düşündüm. Çocuğu alıp belki de Avrupa, bilmiyorum. Oyun dışı soracağım. Biz Sayr'ı yok edersek bizim peşimize başkaları düşüyor mu onu bilmiyorum. Nasıl ve ne durumda nasıl yok ettiğine bağlı. Yani. Bir şey Tamam. yok. Ya biz bu Sezgin'i mi ortadan kaldırsak gücümüz yeter mi Cenk? Sezgin Hiç. zaten bence ortadan kaldırsak ne o klan kalır ne yardakçıları kalır. Hepsi dağılır gider. Hepsi illallah etmiş kadından zaten. Evet de işte bunun için oraya böyle direkt şimdi o yalıya gidemeyiz. O yalıda bunun Bahriyeli gibi 3-4 tane adamı var. Yani benim aslında planım şeydi biraz. Yani şey hesabı, Harry Potter hesabı. Bunun daha önce gittikleri izledin mi abi Harry Potter? Yok. Abi neyse böyle şimdi bunun böyle bir takım evlerinde falan belki bununla ilgili bir eşyalar ya da herhangi bir şekilde karşı şantaj yapabileceğimiz şeyler olabilir. Ha belki çocuğum da olabilir. %50 %50 şansı var bence bu ikisinin. O tarz yaparız diye düşündüm. Direkt yalıya gitmek gibi değil de. O bizim ona saldıracağımızı düşünmez yani hiçbir zaman. Ya da onun sırlarını bulmaya çalışacağımız konusunda düşünmez yani. Hem böyle hikayelerde biraz da kervan yolda düzülüyor gibi. Şimdi mesela Harry Potter'da da öyle oluyor. Hortkuluklukları öğreniyorlar. Gidiyorlar. İzlemediniz mi Harry Potter? Yok mu hiç? Yok. Çocuk Tamam. şey yiyor değil mi? Bakmalım. Ha, çocuğu. Yüzüklerin Efendisi'ni düşün mesela. İzlediniz mi Yüzüklerin Efendisi'ni? Yok. Frodo, yüzük. Yok. Yok. Tamam. Malkoçoğlu gibi düşün abi. Ha. Malkoçoğlu'nu izledin mi? Yok yani çocukken. Abi Malkoçoğlu 7 uyurlara karşı gibi düşün. Biz 7 uyurları tek tek ziyaret edeceğiz en son Malkoçoğlu'na. O var mı? Yok. Abi o zaman 15 neyse. Biz abi gidelim. Devam edelim. Bence. Bu şekilde yapalım. Benim aklıma gelen plan bu. Sizden hiç plan yok çünkü yani. Ben bir tık senin muhabbetinden sıkıldım. Gidelim arabayı alalım nereye gideceksek gidelim. Ben de taksiciyim.
Bu kadar da böyle her şeyi de bilmek zorunda değilim ben ha. Çok overshare. Biz burada mı takılacağız sürekli? Bizim böyle başka bir yer bulmamız gerekmez mi önce ya? Bizi de bulmasın. Rahat rahat benim... plan yapalım. Biz benim bu isme yerde mi takılacağız hep yoksa? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım mı? Önce biz Maslak Yalısı'na gidelim. Bir fotoğraf motoraf bir şeyler çekelim. Daha sonra benim Tuzla'daki orayı ben özel olarak almıştım 5 sene önce böyle günler için. Kimse de yerini bilmiyor. Yer altında. Oraya gidelim tersaneye. Orada planımızı yapalım. Hem bir dinleniriz. Kafamızı toparlarız falan. Şu kıyafetleri de değiştirelim ya. Kukumar kıyafetleri değiştiririz. Var orada benim bir sürü kıyafetim de var zaten. Orası benim eski bütün gardıroplarımı, eski eşyalarımı aldırdığım yer. Hadi o zaman. Bizim araba olmuş mudur acaba? Bir konuşalım turşucudayla. Yok saat olarak. Yani biz 24 saat mi 48 saat mi bir şey denmiş değil mi? Yani 24 saat geçmedi şu an. Hı-hı. 7 yarısını vermiştiniz ama tabii sormakta fayda var. Eğer telefonumuz yok değil mi bizim? Doğru gidelim soralım o zaman. Hadi o zaman gidelim hem de bir turşu su içeriz. Aynen. Gidiyoruz turşucudayla. O paslı ve kirli depodan çıktıktan sonra böyle isli nemli ve pis sanayi havasını tekrardan soluyorsunuz. Tabii ki gündüz buradaki fabrikalar, atölyeler, bilmem neler hepsinin çalıştığı için sizin gece gelmenizden, bir önceki gece geldiğinizden daha boğuk bir hava var. Hafta için zaten böyle insanlar da açıkçası daha kaybolmamış. Etrafta bir sürü insan da var hala. Onların arasından geçiyorsunuz böyle. İş yerleri kapanmış etmiş ama hani daha işine gidenler, dolmuş bekleyenler, evine uğramak için, gitmek için işler alanlar, edenler etrafta varlar. Hani dükkanlar böyle sizin ana çıktığınız ana caddenin sonrası Tuzluzay'ın olduğu tarafa doğru dolu. Ama arkanıza baktığınız zaman sanki böyle kangren olmuş bir et gibi yavaş yavaş sönüyor, morarıyor şehir. Yani çünkü ışıklar kapanıyor. Gittikçe karanlıklaşıyor. Sanki o karanlık sizi takip ediyor. Sizin gittiğiniz yerde ışıklar kapanıyor gibi. Ve en sonunda oraya gidiyorsunuz. Onlar daha tezgahlarını yeni açıyorlar. Sabahki akü işlerini yeni bitirmişler. Zaten turşucu kendisi orada. Yine böyle parlak bir kıyafet giymiş. Üzerinde böyle bir vest var. Fakat kafasında bugün yeşil bir bere var. Onunla beraber böyle size bakıyor böyle. Erkencisin. Diyor sana. Sorma. İşte... Varmış bir takım mevzular çıktıkça çıkıyor derinlerden. Çözülen bir sarmal yılanı gibi gece gece üstüne atlıyor insanın kimi geceler. Ne yaptın bizim turşu işini? O tamam. O artık. Sizlik bir durum yok yani. Vallahi eline sağlık ya. Bir şey söyleyeyim mi? Onu balıklara ikram ettik. Çok insan yani ben bu şekil diyor iş yaparım mesela diyor ama iş teslimi başka bir şeydir. Yani hep kaçıncı gelişim benim bu sana? Her geldiğimde çok memnun kaldım. Evet, arabamız ne oldu peki bizim? Araba yani dışı falan hazır. Motora falan baktık bir şey yok. Yok. Hep gider yani. Bir sıkıntı olmaz. Evet. Olursa getirir. Getiririz ya. Hazır gibiyse gidelim biz o zaman. Hazır değildir henüz diyordum. Ya yani, sabah yapıyorlar bu işi. Yani. Hayır doğru. Sabah bakın hadi. Akşam usta mı var burada? Doğru. O zaman gidelim. Akşam bunlar anca ya turşu içerler ya bira içerler ya şu köşede gider sızarlar. Robotlar gelsin. Var ya o zaman sürekli 7/24. Senin muhabbet edesin var. Yok sen tamam git. Muhabbet edesin varsa edelim muhabbet. Yok hadi git. Geçen bir müşteri aldım Endüstri 4.0 diyor. Daha dedim bunun ikisini biz görmedik yani. Nerede bu Endüstri 4.0 dedim. Ne demek görmedik ya? Gördük bak, mü? Benim ağzım açtı. Gördük tabii. Nasıl abi gördük ya? Burada... Endüstri 3.5 bizde. 4 nasıl? Ya adamı turşu ediyoruz. Sen gelmişsin bana Endüstri 2.0. Kalk yine hadi tamam. Al tamam hazırla. Otomatize mi turşu? Neyse tamam. Hazır araba işte ya al git. O zaman Hüseyin. Ben reklam yapıyordum. Sen reklama sohbet diye atlama. Anlamıyordum. Yani Hüseyin o zaman beyefendinin, abimin, canım abimin borcunu öde de gidelim. Hüseyin mi? Bu popçu Cenk değil miydi ya? Ay, doğru. Popçu Cenk oldu bize Hüseyin. Lan siz var ya.
Ya yok ya, yok ya. Sen yanlış şey yapmışsın dayı. Yanlış görmüşsün sen. Hüseyin ben. Çok benzetirler ama hakikaten derler yani. Askerde Cenk'ti benim lakabım. Ama şeydi, topçu Cenk'ti. Topçuluk şeyindeydim. Oradan böyle bir şey kaldı. Popçu, topçu falan gibi yani. Ya Öyle oldu. o toplara girme, kırmızı kart yersin. Neyse tamam, hadi gidin. Benim ağzımı açtırmayın. Aynen. Ben direkt şey yapıyorum. Cüzdanımdan böyle parasını ne kadar tuttu bu arada? Ya biz parayla çalışmıyoruz. Ne vereceğim? Sor bakalım, ne istiyormuş ödeme olarak? Ne istiyorsunuz ödeme olarak? Bir ara kıtlatırsın. O ne demek? He de. O anlatır sana, o anlatır. Ne demek Hede. abi? Kıtlatmak ne demek? Kıtlatmak ne demek? Hede. Ha, kıtlatırım. Burada da mı Ne dedi? kıtlatıyorlar ya? Ne demek? Ne demek abi bu? Mehmet abi. Ha, bunlar sizden değil miydi? Mehmetçim. Bunlar bizden de, bunların biraz kafası karışık. Ünlü gibi bunlar. Hafif de alkollü de. Tamam, biz onu daha sonra çözeriz o zaman turşu. O konu bizde. Hadi gidelim ya. Hızlı hızlı. İyice kendinizi şey yaptınız. Gidiyoruz biz o Valla zaman. bak, bizim turşu tanklarında iki kişi boş yer var. Ben kıtlatmayı bekliyorum. Tamam. Sendeyim. Bir şey olursa yine geliyorum. Bana acılı pancar ayırıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Allah'ımın duaları üzerine olsun. Hoşça kal. O sizi de korusun. Amin. Hadi. İşiniz rastgele diyeceğim de. Hoşça kalın. Yani o kadar anlamıyorum ki ettikleri muhabbeti Hiç gerçekten. yoksunuz bu dünyalarda ya. Ne Ne yaptınız? abi? Ne yaptın? Kıtlatmak ne Ayıp abi? Ne bir yap şey. ne Ayıp bir ne? şey mi? Böyle Bakmak. çıraklardan bir tanesi arabayı getiriyor böyle. Hadi Abicim binin. buyur abicim, anahtarı verir mi? Sağ ol gözüm. 5 lira, 5 lira ne artık bu devirde? 20 lira sıkıştırıyorum eline. 20 de az. 35. Tamam. 35 sıkıştırıyorum eline. Böyle şey yapıyor. Sakal böyle şey yapıyor. Abicim, Mehmet abicim, hayırlı işler Hadi de. bakalım duacın ol, hadi bakalım. Biniyorum taksiye. Geçin arkaya siz de. Necip abi de yerine koyuyorum. Bindiniz mi? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz de sen söyleyecek misin bu kıtlatmanın ne olduğunu? Kıtlatmak ne demek abi? Ben ayıp bir şey mi? Ya kıtlatmak demek yani 3 gün 5 gün sonra senin adama işin düştüğü vakit o senin o şeyine bakacak. Sen de onun şeyine bakacaksın demek. Nasıl? Neyine bakıyoruz abi? Ya abicim tamam ya. Üf, bilmeyen adama da laf anlatılmıyor. Nereye gidiyoruz arabayı? Öğret bize ya işte. Aman sizin de bu şeyin çekilmiyor ya. Bu Hanımefendi sınıf şimdi kusura ayrımcılığı bakmayın. ya. Ama kusura bakmayın. Şimdi ben sana gelsem bana renk uyumu anlat desem. Anlatırım abi. Anlatırım. Ne var? Anlat o zaman, Nelerle yolumuz uzun uğraştın? çünkü trafik olacak bu saatte belli ki. Bütün yol bana renk uyumu anlatacaksın o zaman. Abi çok pardon da sen bu adama böyle bizim ardımızı falan söz vermedin değil mi? Öyle bir şey Yok değil değil mi yok. kıtlatmak? Yok yok. Ha. İyi tamam. Neyse abi adresi söylüyorum sana. Maslak. Papyrus evleri. No 1. No 1 evet. No 1 A72. Tamam. Gidelim bakalım. Buluruz herhalde. Sen burayı kızımıza attın mı bak? Bilen Yok var ben mı bu burayı? yok yok burayı şey diye almıştı zamanında. Bir tane böyle adam varmış. Spor kulübünün başkanı. Siirt Ketpan'ın başkanı varmış. Yani Siirt Ketpan'ın başkanından haciz olmuş onun evine. Bu da çok mutlu olmuştu. Ucuza yalı buldum, düşürdüm bir tane diye. Devlete vermişler haciz olarak yani. Daha sonra bu gitmiş haciz çıkart o kadar paran var şey kovalıyorsun. Haciz açık arttırması kovalıyorsun. Yani saçma geliyor bu da bana. Neyse. Gitmiş işte buna onu takip ediyor. Orada yalı düşürdüm diye anlatmıştı. Orayı şey yapacağım diyordu. Davet evi gibi yapacağım diyordu. O tarz yapacağım diyordu böyle. Kırmızı duvarları kırmızıya boyadı falan. Ben bir kere gittim. İnşaatın durumuna bakmak için. Orada ama daha sonra kimseyi orada güvenlik tutuyor. Orada bir bordrolu güvenliği var onun. Ben onun sebebini merak ediyorum işte. Ben şimdi oraya gidince şey yaparız artık. Ben de Göreceğiz kaseti yani. takıyorum Bizi teybe. kıtlatmazlar inşallah. Hadi bakalım. Kaseti takıyorum teybe. Play'e basıyorum. Play'e basıyorsun, müzik çalmıyor. Yo yo zaten işte aynen şey hani.
Merkez köprü geçiş ikinci köprüden bassam müşterim var. Köprünün durumu nasıl şu anda? Köprünün durumu iyi de sen planın dışına mı çıkıyorsun? Hangi planı ya? Daha müşteri var. Müşteri almıyorsun. Bir müşterinin peşine takıldın kuyruk gibi. Yok, bu aynı müşteri. Dünkü taksimetre dünden beri açık. Çok büyük müşteri bu. 5 yıldız alacağım diye vallahi kuyruk oldun. Ama bunlar yağlı müşteri, bildiğin gibi değil. Bırak gel. Tamam, o zaman dönüyorum. Tamam. Bekliyoruz. O zaman ben sizi masla bırakayım da başka iş bakayım çocuklar. Öyle olmaz abi. Abi bir şey soracağım sevgili GM. Duyuyor muyuz biz bu kendi kendine konuşmalarını? Tabii. Evet tabii. Yani onun cevaplarını duyuyorsunuz tabii sadece. Okey tamam. Bir şey diyeceğim. Hayır biz Mehmet abi bak geçen sefer de böyle oldu. Şimdi sen konuştun ya birisiyle. Dur anlatma, adamı yüzleştirme şu an bu durumla. Adam bunu kaldıramaz. Abi biz sen bir konuş tekrar Durak'la, rica etsin. Vallahi bir sen bize bir lazımsın 2-3 gün daha abi. Ya burada bir bacı var. Fena halde. Evet, benim bu kıza yardım etmem lazım. Ya rica etti de. Yazıktır de, günahtır de. VIP de VIP. Merkez VIP müşteri var. Haftalık diyor. Biz servis almak istiyoruz diyor. Tam gün kapatmak istiyoruz diyor. Yol yemek artık kan diyorlar. Kan derken kapitalizm anlamında. Soydaşların hepsinin birbirine elbet bir gün işi düşer. Bir gece hepimiz aynı divanda toplanacağız. Evet. Ama bu kandaş meselesi. Bu bizi ilgilendirmez. Sen bu da işin peşine düşmek istiyor musun? Kendini kanın seline kaptırmak istiyor musun Mehmet? He, bunlar benim çağrım sonuçta, anladın mı? Bir de bir noktada da kaderimiz değil mi? Yani biz merkez, gelen müşteriye biliyorsun bizde hayır denmez. İş de bitmedi. Bitirmediğin iş yarım kalır. 3 gün sonra hesabını veremem valla. Allah sonunu hayretsin o zaman. Hadi tamam. Eyvallah. Kapatıyorum, telsizi kapattım o zaman. Araba yavaş yavaş kalkıyor. Sokaktan çıkıyor. Ama depoların olduğu sokaktan ana yola geçiyor. Oradan çevre yolundan biraz geçip İstanbul'un içine doğru, Maslak'taki yalıya doğru gidiyorsunuz değil mi? Ölümsüzler. Tabii. Evet. Maslak'taki yalıya doğru gidiyorsunuz. Yolda peki Tardu, renk teorisini anlatacak mısın? Aslında şu an gökyüzüne baktığın zaman tam siyah olmayan o gökyüzü, binaların o ölü sarı ışığı, boyası akmış, çatlamış, nemden öyle bozulmuş duvarlardaki o izler. Gerçekten de şöyle baktığın zaman renklerin her yerde olduğunu hatırlatıyor. Fakat senin için artık onlar bir anlam ifade ediyor mu? Eskiden gökyüzüne bakarken bir sürü şey hissederdim. Şimdi şuna bak. Rengarenk ama hiçbir şey hissetmiyorum. Ya ölümlüler bu arada 3-5 renk falan görüyor şuraya bakınca, biliyor musun? Hatırlıyor musun sen Cenk? Gökyüzüne bakardın. Ay ya işte gri'nin 1-2 tonu. Ama bak biz bakınca. Yok ya. Ben görürdüm ya. Ben her türlü rengi gördüğümü hatırlıyorum yani. Öyle miydi? Bütün tonları görüyor muydun? Bilmiyorum ki, ben gördüğümü sanıyorum ama belki de görmüyorumdur. Ya zaten bak geçenlerde bir şey okudum. Geçenlerde bir yazı okudum. Diyor ki biz diyor gökyüzünün diyor mavi olduğunu söylediğimiz için mavi, ama diyor hiç diyor başka kıtadan insanlar kırmızı olarak değerlendirseydi o zaman diyor objektif bir gerçeklik çarpışması olurdu diyor. Yani böyle bir durum da var yani. Çarpışıyor yani. Ben bununla ilgili albüm yapacaktım, yaptırmadılar. Tutmaz zaten. Neyse. Ya bir de şey ilginç ya. Bakıyorsun onun kanının kırmızısı daha başka. Onun daha başka. Kaç tane kırmızı varmış ya? Ben bunları hatırlıyorum yani 3-5 renk görüyordum ben sadece. 3-5 tane kırmızı vardı. İşte ben bununla ilgili şarkı da yaptım aynı zamanda. Renkli Rüyalar Oteli diye. Sever misin o şarkımı? İşte diğerlerine göre bir tık daha iyi sanki. Tabii. Yani sen
Sende radyo var mı radyo? Radyo. Var. Ha, şey yapsana bir. Bu şey FM açsana. 90'lar oldies. Açıyorum. Bastım. Ha, tamam biraz dursun. Belki benim şarkılardan biri gelir de dinler şimdi. Söylerim ben sana. Benim şarkı gelirse. Şey çalıyor. Adam şarkısı çalıyor. Kim söylüyordu adam şarkısını hatırlamıyorum ama. Böyle bir tane spam bir adam evin içinde yürüyordu ya o şarkı çalıyor. Evet. İsme de yok. Ha? O sırada isme tamam. Gerek yok. O sırada Tardu böyle sen bu renkler mevzusu açıldığın zaman bir soydaş olduğun zaman, ölümsüz olduğun zaman yaşadığın ilk gece aklına geliyor. Bir dostunu görmek için Sezgin, Azra adlı bir dostunu görmek için seni de koluna takıp bir sanat galerisine götürmüş seni. O sanat galerisinin de balkonunda güzel böyle bir hem denizi, boğazı gören hem de böyle oradaki parkları gören böyle çok güzel bir manzarası olan bir yere götürmüştü seni. O aklına geliyor böyle ama çok hani duru bir imge olarak bu aklında. Sanki oradasın tekrardan. Hani öyle bir dalmışsın gitmişsin ki uzaklara. İşte seni oraya çağırdığını hissediyorsun. Benim için lütfen şey zar atabilir misiniz? Acaba Tardun'un iradesi için. Allah i̇ki. Allah. Benim de artı iki. Benim bir. Şu an eşitsiniz. Yani şu an başarısız oluyorsun. Eğer müdahale etmezsen. Küçük bir bedel ödeyerek, hafif bir bedel ödeyerek başarılı olacaksın. Ya da iraden güçlü gelemeyecek şu an olan şeye karşı. Ama ne olduğunu tabii ki bilmiyoruz tam olarak şu an. Bedel ödeyeceğim. Gitmeyeceğim oraya. Böyle şey oluyorsun. Hafif olarak zihinsel bir kendine bedel yazabilir misin? Özlem diye. Özlem. Tamam. Hayatı özlüyorsun çünkü şu an böyle. Hani. Aga. Yazdım. Böyle aga. Şey oluyorsun ne denir? Hani. Oradaki o şey belki yeni öldüğün için sana çok canlı gelen bir anıydı ama onun da bir illüzyon olduğunu fark ediyorsun ve böyle kendine geliyorsun. Arabadasın tekrardan. Cenk bir şeyler söylüyor işte renkler ve ben bunlar hakkında şarkılar yapmak istiyordum falan. Şiner diyor. Orada bir arkada müzik duruyor. Yani Mehmet abi her albüm bir renk. Şimdi mavi... Benim buraya geldiğimde tanıştığım mavi saçlı bir kızla ilgili mesela. Ha. Sarı, sarışın başka bir kızla ilgili. Aha. Bir tane abi renklerin birleşimi. O da benim bir grup tecrübem olarak düşündüm. Anladım. Yani bunun filmini yaptılar abi. Bal, süt, yumurta. böyle antolojik böyle evet. Abi antolojik sanat eserleri yani abi. Anladın mı? Bal, süt, yumurta. İşte Cenk. Sen bunları anlatırken böyle mavi saçlı kız falan diyorsun ya böyle bir. Senin aklına bir evet. Anı geliyor bir anda. Evet. İstanbul'un en gözde barlarından birindesin. Bas böyle yerden vurmaya başlıyor. Tamam mı? Sen böyle sanki oturuyorsun. Oturduğun koltukta Mehmet'in arabasının sanki 5+1 stereo bir sistemi varmış gibi böyle sallanıyorsun. O bası hissediyorsun ve gözünü açıp kapattığın zaman kendini böyle bir barda buluyorsun. En böyle İstanbul'un Nişantaşı'nın en ünlü ve en böyle albenili mekanlarından bir tanesi. Ama tamam. Sen bugün orada eğlenmek için bulunmuyorsun. Sen Sezgin'in işlerinden bir tanesini yapmak için oradasın. Mavi saçlı kız dediğin zaman onu hatırlıyorsun. Bu mavi saçlı kızı hatırlıyorsun ve onun sonunu hatırlıyorsun. Ona gitme demek istemiştin. Sezgin'in ne olduğunu ona söylemek istemiştin. Fakat bunu bu diline varmamıştı. Sanki tekrardan o andaymışsın gibi de şu an oraya gidersen o kapının içeri girebilecekmiş gibi hissediyorsun. Ve oraya kapıya gidersen Sezgin'e dur diyebilecekmiş gibi hissediyorsun. Benim için irade zarı atabilir misin? Atalım. Bir. Dur nereye attın ya? Ha ben attım. Sıfır. Zar sonucu sıfır. Şu an için başarısız. İraden. İraden yeterince güçlü değil buna dayanmak için. Ne oluyor yani?
kendini böyle bir çekim hissediyorsun o bara doğru. O Nişantaşı'ndaki o ünlü yere, o ünlü bara adını sen koy. Neresi olduğunu senin anın çünkü. Hı-hı. Ama oraya doğru bir bağ çekiyorsun. Oraya gidersen sanki hani bu Sezgin'e karşı çıkıp ona böyle o cesareti orada bulacakmış gibi hissediyorsun. Sanki Sezgin'in o hissettiğiniz duygular orada yoğunlaşıyor şu an. Ama şu an hissediyorsun bunu. Sen oradasın ve o kapıdan girip, o mavi saçlı kızın o kapıdan girip öldüğü yere gidip bu olanları bir dur demek istiyorsun. İçinde böyle bir his var. Sen bir şeye çekiliyorsun oraya doğru. Şimdi bu benim geçmişte yaşadığım bir şeyin içinden aldığım gelecekle ilgili hiç görmü. O tarz bir şey mi? Gidip orada oraya gitmem mi gerekiyor mesela? Öyle şu an gitmen gerektiğini hissediyorsun ama bu bir öngörü mü, duru görü mü, geçmiş mi, gelecek mi hiçbir fikrin yok. Mehmet abi köprüden geçtikten sonra bir taksim yapabilir miyiz rica etsem ya? Bir dakika. Şahsımı bir empati zarı atabilir miyim böyle özgürce Sayın Game Master? Nasıl mesela ne anlamda bir atmak istiyorsun? Şöyle bir şey merak ettim aslında sormak istiyorum sana bunu. Benim karakterde dementation var ya, başkalarının duygularına evet. Bağlanıp onları azdırma falan gibi halleri var. Ben bunu düşünmeden empatiyi aslında azaldım. Dementation buna ya bunu kendiliğinden sağlıyor mu yoksa ben bir empati zarı attıktan sonra mı başkalarının duygularını hissedebiliyorum? Yani dementation senin empati atmana şey yapar, yardımcı olur ama senin aynı zamanda auspex de var. Auspex de duyguları ve şeyleri kontrol etmeni sağlıyor. Bu ikisi ben arka koltukta bunların böyle hüzün olduğunu anlıyor muyum? Yoksa bunun için bir zar mı atacağım? Aslında bunu soruyorum. Anlıyorsun dersen ona göre oynayayım hemen. Şöyle bir şey var. Aslında onların duygularını görebiliyorsun. Çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Ama sanki burada bir şeyler varmış gibi. Anlatamıyor muyum? Bana o yüzden bir empati zarı atabilirsin. Tabii. Ama bunun zorluğu yüksek olacak. Ama başarırsan önemli bir bilgi paylaşacağım. Benim de empatim 1 ama attım ya. Aa 3 geldi ha. 1 de benden 4. Hadi ver be. Oha. Ver be reis. 4'ten verirsin be. Belki bir fake puanı harcaman gerekiyor. Harcadım gitti be. Ama hangi aspektimle harcıyorum? Bu girdap şehirde kaderin piyonuyuz diyorum böyle. Köprüden de geçiyoruz diyor sırada. Ben de al işte tamam. Köprüden geçiyoruz böyle şehrin iki yakasına da bakıyorum. Lan diyorum bu şehirde hepimiz piyonuz be. Şu arka koltuklakilere de bak hele. Acaba neler geçiyor kafalarından deyip kendi inner empire'ıma döndüğüm süreç içerisinde bir bakıyorum. Arkadakilerin kafa gitmiş bir tanesi renk teorisinden bağlanmış ağlıyor. Öbürü düşürdüğü kızları düşürmüş. Auralar mauralar. Her şey havalarda. Ben diskriyizyum. Dün akşam böyle sen Tardu'nun bir teline basmıştın ya hani. Onu harekete geçirmiştin ya. Evet. Sanki birileri de bu iki soydaş üzerinde oyunlar oynuyormuş gibi hissediyorsun. Aa piyon bunlar hakikaten işte bak içime doğdu ulan ben var ya içime doğdu bunlar piyon dedim bak. Birileri bunların sanki uzaktan ipini çekiyormuş gibi hissediyorsun. Aa. Bir kir doğuyor içine böyle o an böyle telsiz oynuyor böyle gözünün önünde telsiz oynuyor. Anladım okey bu bilgiyi ama kendime saklı tutup şu an şarkı mırıldanarak uzaklaşıyorum. İçten içe diyorum ki Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse vampir ölmezmiş deyip geceye doğru sürmeye devam ediyorum. Götürürüz kardeşim seni de gideceğim mekana diyorum. Aga niye gidiyoruz be. Ki? Ya bu şimdi aklıma geldi geçeceğiz diye bir tane bar vardı. Nemesis diye. Taksim taraflarında. Benim burada buraya çok giderdi. Ve bir içime doğdu gibi oldu. Sanki böyle orada bunun bir tane küçük ofisi mi vardı? Daha sonra oraya bir müştemilat mı yaptırmıştı arka? Bir şey. Yani bir his. Tam ben de açıklayamıyorum yani. Bir yolumuzun üzerindeyken hazır. Oradan da işte Maslak'a geçeriz Beşiktaş tarafından. Farkındalık için zar atabiliyor muyum? Çünkü ben kendi özlemimi bastırmışım. Bende de aynı şey var. Ha, sen bunun için farkındalık atmana gerek yok. Benzer bir hissiyatı yaşadığını söyle. Onu ben de evet. Ben de hissediyorum. Ben de o ilk ölümsüzlüğümün son gecesini hatırlıyorum. Böyle içim buruluyor. Ama gitmemeliyiz bence. Aynı şeyi ben de hissediyorum. Ölümlü olduğumuz zamanları özlüyoruz belki de. Yok bu öyle bir şey değil ya. Benim aklıma direkt çok bir anı geldi yani. Bunu benim de. Ben de evet bir... Ama bence bunu
Benimki ama benimki insanlığımla alakalı değil. Sen insanlığımla alakalı, insanlığınla alakalı olduğunu söylüyorsun. Benimki aslanlar ikiniz aynı anda mı geldiniz? Aslanlar ikiniz aynı anda mı geldiniz? Ya köprüden geçince zaten. Ha, sinyal gibi mi geldi böyle? Sinyal gibi mi bilmiyorum. Oynuyorlar, oynuyorlar. Herkes... Oynuyorlar, oynuyorlar. Hiç düşünmedin mi be abi? Bak. Geçmişin... Bak. Bak. Ha, ha. Köprüden geçiyoruz ya, radyo kulelerini gösteriyorum. Bak. Ha. Oynuyorlar aslan. Hepimizle oynuyorlar. O şekil diyorsun. Aynen. Bu milleti, bu halkı yeri geldiğinde üzmek için, yeri geldiğinde koşturmak için... Bak. Işığı kırmızı yanıyor soruyor kulelerin. Sen bana, ben sana şimdi şunu soracağım. Bu kulenin ışığı niye kırmızı yanıyor sönüyor? Niye kırmızı yanıyor mı sönüyor abi? Niye kırmızı yanıyor sönüyor? Kodlarımızla mı oynuyorlar? Ben sana söyleyeyim. Şimdi uyarı, bu kulenin... Uyarı çarptı. Uyarı olur mu? Bak şimdi onu sorsan diyecekler ki sana uçak çarpmasın diye. Ben sana şunu soracağım. İkinci... Boğaz Köprüsü'nün üstünden uçan uçak mı var? Benim anacığım derdi ki o kulelerle ilgili. Kırmızı yanıp sönerdi böyle. Bizim de bir tane vardı. Telefon kulesi vardı böyle uzakta. Kırmızı yanıp sönerdi. Anacığım derdi ki şeytan göz kırpıyor. Çok bakma. Yeğenim şimdi bak. Toprağım. Bu kuleleri yaptırırlarken o ihale Çinli'ye gitti. Rusya'ya gitti. Amerika'ya gitti. Bir de Fransa'ya gitti. O dönem 4G kulesi dikilecek dendiler. Ona engel olmak için daha sonradan 4.5G, 5G, 6G'ye doğru farklı farklı kuleler dikildi. Ben sana şunu soracağım. Bu kulenin kırmızı ışığı neden yanıyorsun? Uçak mı geçiyor buradan? Helikopter mi geçiyor? Geçmiyor. Askerimiz geçmiyor, geçirme bizim buradan uçak. Askerimiz geçirme geçmiyor bizim buradan. Geçirmez. O ışıkta bir iş var kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Sizin ikinize birden bir sinyal geliyor. Ne oldu? Hüzünlendiniz. Baktınız camlardan dışarıya. İlk kez mi geçiyorsun Boğaz Köprüsü'nden sen? Bir şey var sana burada. Sana niye olmadı abi? Sana niye sinyal gelmedi aslanım, peki? Aslanım biz bir karşıya geçmişiz. Ama gelen gelmiş. Bir geriye geçmişiz. Anladın mı? Bizim artık içimiz dışımız komple sinyal olmuş. Artık ben de nereye baktığımda ne hissedeceğimi bilmiyorum. Kimi zaman bir çay bardağının dibinde görüyorsun hasreti. Kimi zaman prangalar eskitiyorsun taksinin içinde otururken. Ama anlamaz kimseler, anlamaz. Anlatamazsın da Cenk, Hüseyin, Hasan. Mehmet. Bir başkadır abi. Bir başkadır. Hadi. Bir başkadır. Beni de üzmeyin bu akşam. Nereye gidiyoruz şimdi biz? Bir Taksim yapalım da abi. Çok sorun olmazsa. Oradan Beşiktaş'a bağlanırız. Bu saatte Taksim'e gitmem. Gitmeyelim ya Taksim'e. Ne işimiz var? Ya bak plandan çıkmayalım. Yine uğrarız. Yine gideriz. Bana güven. Bana güven. Yaptım, ne yaptım biliyorum. Bana güven. Bu saatte merak Taksim'e etme, gitmem. Sana güvenmiyorum. Gitmememiz lazım ya. Hayır abi, hayır sen... bak. Yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama arka taraftan abi. Taksicilerin olduğu yere girme de orada olmaz, sıkıntı olur orada. Arkalardan gidelim abi. Bu şey taraflarından. Şişhane tarafından. Pardon. Bu saatte Taksim'e gitmem. Abi tam Taksim'e gitmiyoruz zaten. Şişhane tarafında sen bizi arkadan götür. Ben seni oradan Karaköy'de istiyorsan indireyim. Karaköy'den çıkarsın. Tramvayla. Karaköy'de arabayı Karaköy'de bırakalım o zaman. Nemesis Otel'e, Nemesis Bar'a yürüyelim yani. Sorun olmaz. Ne tarafta bu Nemesis tam? Tam Şişhane giriş tarafında. Bu arkada şeyler var ya, enstrüman satan yerler falan var ya. Şişhane ise tamam. Tünelde. Tamam aynen. Bu saatte oralar rahat olur. Bu saatte gireriz oralara. Onu diyorum ya. Ben seni şeyden demedim ki zaten. Tamam. McDonald's'ın, Burger King'in oradan girelim demedim ben sana. Tamam. O zaman. Ya bence gitmemeliyiz. Bacım gitmeyelim diyorsan gitmeyelim. Gitmemeliyiz tabii ki. Nereye gidelim bacım? Ya... Ya Tuzla'ya benim... gitmiyor muyuz ya? Hani Tuzla planımız mı vardı bizim. Bacım niye... Papyrus. Hayır. Tuzla ile çana kalacak. Masla'ya gideceğiz. Masla'ya gideceğiz. Masla'ya gidecektik. Yolda küçük bir şey yaptık. Buna Amerikanlar filmlerde detour derler. Detour yaptık küçük bir. Ya Fransızca da detour. Detour. Detour gibi de olabilir. Ne alakası var? Niye plandan şaşıyoruz ki şu an? Yarın uğrarız. Bir gidelim ya. Ya bir... yarın olmaz. Yarın olmaz. Şimdi gitmemiz lazım. Bacım buna köprüden geçerken sinyal attılar. Gidelim bakalım bu sinyali ya... kimler atmış. Atlayacaklar evet, mı evet. Orada üstümüze? Atlamazlar. Atlarlarsa yanında ya bu Sezgin'in Mehmet oyunu olabilir ama. Ya o kadar uzaktan ne yapsın? Bu da Star Trek mi şey mi yapsın? Telepat mı yani? Bir şey yok. Öyle o kadar da değil yani. Tamam. Yanımızda değil şey değil. Ya bak hikayeler de böyle olur zaten ya. Yani ben bununla ilgili yüzlerce şarkı yazdım ya. Kalbinin götürdüğü yere git. Evet ilk kimler ölüyor biliyorsun değil mi? Hikayelerde de. Ya... Aramızda gözlüklü yok. Bir şey olmaz. İyi madem. Gidiyoruz o zaman.
Araba köprü geçtikten sonra Şahane tarafına doğru yaklaşıyor. Yukarıdan gidiyorsunuz. Tabii dediğim gibi saat şu an 9:30, 10 çeyrek civarı falan varacaksınız. Tabii bu saatlerde buralar böyle dolu. Şehir hafta içi olsun, hafta sonu olsun, saat kaç olursa olsun belki buralarda hep hayatta kalıyor. Yani burası belki de İstanbul'un şah damarı da diyebiliriz. Kanın o akış hızı ne kadar yavaşlasın, hızlansın, o bütün damarın pompaladığı, şehre hayat pompaladığı yer İstanbul için bu bölgeler. Siz fakat özellikle Mehmet buraların hangi yollarının kullanılması gerektiğini çok iyi bilir. O eskimiş binaların artık kaç yıllık böyle dıştan olmasa bile içinde çöküntüye, o içindeki yani ruhani çöküntüsünden ayrılıp o binaların asıl arasındaki yolları bilen, eden, nereden gitmesi gerektiğini bilen Mehmet taksicinizle beraber Nemesis Bar'ın çok yakınlarına gidiyorsunuz. Orada insanların nasıl böyle cıvıl cıvıl gezdiğini görüyorsunuz. Tabii bu sıralar Nemesis, dediğim gibi İstanbul'un en bilinen, en böyle albenli yerlerinden bir tanesi olduğu için hani onun etrafı da o katman tabakayı, gayet o böyle kaymak tabakayı gösteriyor. Arabadan iniyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz oraya doğru. Hafif bir yağmur çiseliyor. Ne böyle bir sağanak, ne sizi ıslatacak kadar. Böyle hafif hafif. Fakat ölü teninize değdiği zaman o böyle küçük su damlaları ne yazık ki sizde bir hissiyat uyandırmıyor. Belki de uyandırdığı tek hissiyat kıyafetlerinizin ıslanıp ağırlık yapması. O ıslak kumaşın ölü teninize değme hissiyatı değil. Ha, olur da bu beni birazcık bile yavaşlatır mı falan gibi bir hissiyatınız var içerisinde. Çünkü canavar asla insanların rahatlıklarını ya da rahatsızlıklarını düşünmez. Hep aklı avdadır. Hep aklı savaştadır. Ve onun rahatsızlığı içerisinde belki de o yağmurda bulunabilecek çok az bir huzurun deliğinin içerisinden Nemesis Bar'ın önünde beliriyorsunuz. Yavaş yavaş yürüyerek oraya geliyorsunuz. Orada kapıda iki tane görevli var. Bodyguard var. İçeri giren, tabii bu hafta içi bir gününe denk geldiği için bu. Hani çok birileri yok. Bir engelleyecek böyle şey yok. Sırada böyle bir hani yoğunluk yok. Direkt girip içeri varabilirsiniz. Görevli insan mı bu arada? Buranın personeli genel olarak insan mı? Ne biliyorum Tabii burasıyla insan ilgili. şu an yani buranın Evet personeli evet. insan. Okey. Gelin Burada bakalım. Gelin. belki müdürünü tanıyor olabilirsin ama onun adını tabii sen bilirsin. Okey okey. Gelin bakalım. Gelin. Gelin bir şöyle. Ne zamandır gelmemiştim buralara ha. Vay Evet be. evet. Buraları biraz değişti. Siz demek Masaları böyle falan mekanlarda topladılar. takılıyorsunuz ha? Eskiden takılırdık. Tabii Eskidendi eskiden ya. daha kalabalık olurdu. Hı. Böyle mavi aydınlatılmış koridordan geçiyorum böyle. Sağ tarafımda... Hı. Geçiyorsun da kapıda durduruyorlar sizi. Ha Tamam. öyle mi? Adam şey yapmıyor mu? İki kişi böyle duruyor. Hı. Selamun aleyküm. Merhabalar. Henüz açılmadı. Kolay gelsin. Evet. Yalnız ben buranın bir şeyini yapıyorum. Ne derler? İç tasarımını yapıyoruz da biz buranın. Bir kalabalık saatlerde gelmeyin, bir önden gelin de bir bakın, bir fotoğraflayın burayı. Ondan sonra şey yapın dediler. Çünkü işçilerle geleceğiz bir dahakine. Önden bir görmemiz gerekiyor. Bize öyle bir bilgi gelmemişti. Bana bir aldatmaca zarı atabilir misin? Atayım hemen. Oğlum bir de sen şarkıcı Cenk değil misin? Niye böyle bir belki tanıyacak herif seni. Neyse öte yandan Burada artık işte söyleyeceğini tanım söyledin. işte Eksi bir. yani tanım Ha, atın. aldatmacası da eksi bir bu arkadaşın. Niye lan benim şeyim eksi bir mi geldi zar? Evet. 3 çünkü normalde. İki. Tamam. Okey okey. Ne oldu? Böyle diyor, böyle bakıyorlar sana. Biz daha önce sizi gördük diyor, böyle ikinize de bak burada. Ya herhalde gördün. Şaka yapıyorum ya. Cenk ben tanımadın mı? Cenk Bey, geleceğinizi önceden haber verseniz biz zaten sizi ağırlardık. Ya böyle bir şey yapalım dedik. Öyle esti ya. Arabayla geçiyorduk da şöyle bir uğrayalım dedi. Çok amca bir 15 dakika arkadaşlara göstereceğim zaten burayı. Eski anılar falan anlarsın ya. Bir şey içmeyeceğim yani. Biliyorsunuz sizin burada özel hesabınız var. Evet. O yüzden geçebilirsiniz her zaman. Bize zaten sizin isimli listeleriniz veriliyor. Böyle şeylere hiç gerek yok. Buyurun geçin. Tabii. Hadi gelin.
Çok fazla zamanımız yok. Birazdan hava bozmaya başlar. Hadi hemen gidelim. Hüseyin, sen ünlü olduğunu unutuyor musun arada sırada? Ünlü olduğumu unutmuyorum. Burada belki dedim daha başka bir tarz yaparız da benim şimdi burada olduğumu söyleyecekler çünkü. Yarın öbür gün bakacaklar buranın. Şarkıları İsim o kadar kötü ki kendi de inanamıyor zaten. Hüseyin, burada, oturuşucu burada sana... değilmiş gibi yapalım. Hüseyin, oturuşucu seni ünlü olduğunu tanımasa ben sana inanmıyordum. Bak buraya da geldin. Mimarım falan diyorsun. Yine kapıdaki adam seni tanıdı ünlü olduğunu. Sende bir numara var oğlum Hüseyin. Ben seni belledim. Adımı vermeyelim diye Hasan. Dedim. Adımı vermeyeyim diye dedim. Hasan. Aykut. Ben seni yazdım. Cenk. Aykut. Cenk. Ben seni yazdım. Evet. Haberin olsun. Böyle omzundan hafif itiyorum. Kullandım çünkü bundan iyice. Tamam tamam. Sağ tarafta şimdi gidiyoruz. O mavi koridordan geçiyoruz. Bar var sağ tarafta. Sol tarafta da yukarıya doğru çıkan merdivenler var. Benim hatırladığım kadarıyla yukarısı loca. Yukarıdaki şeyden bir odaya götürmüştüm kızı. Hemen yukarıda tuvaletlerin yanında bir tane oda var. Burası ben neye benziyor? Biraz daha tasvir edebilir misin bize Cenk? Mavi böyle şey, mavi ışıkların olduğu, aslında çok da büyük olmayan bir yer. Direkt girdikten sonra karşında ilk bir sahne var. Sahnenin önünde küçük masalar var. Bunlar daha böyle bir an alıp otur tarzı masalar. Bir üst katta loca var. Burası genelde ünlülerin geldiği bir yer. O yüzden böyle çok pahalı bir yer. Güzel performanslar falan oluyor buradan. Her zaman şarkı performansı da olmuyor bu arada. Bazen çeşitli şovlar falan da olabiliyor. Neyse, sonuç olarak şey. Üst katında bir bar daha var. Aynı şekilde bir loca var. Bir de işte yönetim odalarıdır, tuvaletlerdir, bilmem neler var. Okey, o zaman yukarı çıkıyorsunuz herhalde. Aynen, aynen, aynen. Yukarı çıkıyorum ben böyle. Zaten hiçbir şey demiyorum falan. Bir yandan anlatıyorum işte. Şurada ne içerdik, ne günler yaşamıştık ya. Şurada da böyle of, o sarışını ne kadar kötü götürmüştüm ha falan diye böyle anlatıyorum, çıkıyorum falan. O odaya hiç girmedim ama şu ana kadar. O oda böyle şey, üzerinde kocaman bir böyle yıldız olan, böyle hani şey yıldızlı olan, ne denir, kulis gibi bir yer. Işığı var onun orada, öyle bir şeyi var, sembolü var. Bu arada bir saniye, benim kapım açılmış kendiliğinden. Sanırım benim de buraya bir vampir gelmiş. Onu hemen kapatıp gelmem lazım. Tamam. Tabii. Ben de bir çay koysam mı ya? 5 dakika arası mı versek o zaman? Tamam, benim aralık bir durum yok. Olabilir. Ben de çete eğileyim o sırada bari, ne yapayım? Hemen ben bir çay koyup geliyorum. Tamam. Evet, ben 2-3 dakika bir hemen ara verin. Tamam. Zuhal, sen de kaçıyor musun çay çorbaya? Yok ya, ben de durayım da tek kalma madem. Ne haber, nasılsın? Daha bir keyfin yerinde bu akşam. Öyle mi? Evet. Evet, daha rahatım galiba. Bir tık daha iyi gördüm bugün. Hem oyunun daha iyi, hem karaktere daha iyi girdin, sahnelere daha sık giriyorsun. İyi ediyorsun. Şeyi merak ediyorum. Hakikaten çok tatlı. Nereye gidecek bu mesele merakı? Çok tatlı. Tabii ama bir şey söyleyeceğim. Daha şey de yapabilirsin. Hazır Arya ile Günhan burada değilken. Kendi karakterini daha etkin de yapabilirsin. Yani şey gibi yapma. Habire Cenk'in oğlunu bulacağız. Cenk'in oğlunu bulacağız. Benim karakterin sana şeyi sorması sebebi biraz oydu. Hani peki bacım, anladım, sen anladım filan dedim ya. Hani senin de bir derdin olsun. Seninkini de kovalayalım. Hatta ben arada şey yapayım hani. Bacımın derdine tamam, düşeyim falan. Tamam. Ben bunun çocuğunu mu kovalayacağım ya? Ben sıkılırım bundan. Allah bilir, çocuğu bunun gelmiş 40 yaşında bu çocuğunu unutmuştur. Tam uçar değil mi? Çocuğunu bahane ediyor aslında. Tabii çocuğum var falan. Bakalım o çocuk çıkacak mı yani? Yalan da olabilir komple. Hiç güvenmiyorum buna ben. Bu arada Mehmet Berk Yaltırık şu an chatimizde, sağ olsun. Evet, yani, burada da. Terimlerin çevresi konusunda da yardımcı olduğun için çok teşekkürler abi. Evet, ben de geldim. Hoş geldin. Umarım... Acaba peruk mu değiyordu demin? Peruk değiyor olabilir. Ya o cızırtı sanki teknik gibi de ya. Ama şu an bak düzeldi gibi. Bir daha konuşsana. Nefesini alınca cızırtı başlıyor. Direkt nefesini tetikliyor. Sesin değil yani. Direkt nefesine bir açı var. Onu değiştirirsen nefesine maruz kalmayacak muhtemelen. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Neyse, zaten şey, düğmeyle kapatıp açıyordum ben. Teknik diyerekten. Evet, bu arada ben de bugün chat'i okuyabiliyorum. Orada yandan diğer bilgisayarımı açtım. Ben de chat'i okuyorum böyle, arada bakıyorum. Habersiz bir şekilde Secret Stalker diye ben. Chat'te şey, evet ben yeniyim arkadaşlar. Dediler. Yeniyim ben. Ya. Sanırım ben.
Geyinini mi? İyi de onlar ne yani canım. Evet izliyordum. Chat'te benim sizi sevenler var. Çok teşekkürler. Ben de sizi seviyorum. Geldim. Hoş geldin. O zaman Nemesis'in içerisindesiniz. Yıldız, ben başlıyorum orada. Hiç şey yapmamam. Tamam. Daha dur demem. Ben arkanın zaman... ışığını mavi yaptım bakınız yani. Teknoloji konuşuyor burada. Herhalde. Tamam. Başlıyorum. Evet, böyle üzerinde yıldız olan böyle sarı, böyle mor zeminin üzerine bildiğimiz sarı, böyle gerçekten o Amerikan filmlerindeki o yıldız kulesinin olduğu üst kattaki dar bir koridordan geçilen yer burası. O kapının önünde duruyorsunuz böyle. Sanki içeride iki kişi aralarında konuşuyormuş gibi bir ses duyuyorsunuz. Üçünüz de duyuyorsunuz. Neticede üçünüz de hisleri açık ve kuvvetli vampirlersiniz. Odaklanıp dinlemeye çalışsak çıkarabiliyor muyuz konuşulan şeyi? Birisi gülüyor, sohbet ediyor. Biri böyle daha erkeksi, biri daha böyle feminen böyle bir şey ses. Hani iki ses böyle konuşuyor kendi aralarında, sohbet ediyorlar. Daha çok Taksim'deki barların halleri, vakitleri işte. Genellikle böyle bir daha ticari ve ekonomik, finansal konularda konuşan iki kişinin sesi gibi. Nasıl yapalım Tardu? Nasıl yapalım? İki tane konuşan insan var. Biz buraya birini öldürmeye mi girdik? Aykut. Yok. İçeri girmemiz lazım da bunların çıkması lazım. Aykut, biz buraya niye geldik ya? Biz buraya niye geldik? Aykut, ben buraya niye geldim? Ben neden arabada değilim? Arabayı çizmişler. Ben gitsem mi? Yok, sen burada kal. Bir şey olursa arkamızdasın ya. Bir şey olmaz sen de. Hadi bakalım. Sen burada kal. Ya benim içime ya bilmiyorum, köprüden geçerken burasıyla ilgili bir anı geldi. Bir hislendim ben yani, anladın mı? Sen sinyal diyordun ya işte. Belki de sinyalin sinyal attılar burası. Sinyali buradan attılar Aykut. Sinyali bulacağız şimdi. Aynen. Sinyalin atıldığı yer burası gibi geldi bana ya. Hani Aykut. Çok meta bir şeyden bahsediyorum Brom. Belki bilirsin yani. Aykut, sinyal evet. Geldi. Tardu, şimdi o zaman şey tarzı yapalım mı? Ben geçen gece cüzdanımı unutmuşum tarzı yapalım mı? Sen bayansın. Çok hem. Mantıklı, evet. Bayansın. Tamam, aynen. Tabii evet, bayanım. O zaman, o zaman sen bir kapıyı böyle çalış dersen. Tamam. Bir saniye sizi durduracağım çünkü bu sefer de kedi içeri girmiş ve çıkmak istiyor. Bunlar olur. Evet, bağırıyor, duyuyor musun? Tamam. Benimki uyuyor, neyse. Aykut, nerelere soktun bizi Aykut? Arabaya bir şey olursa yine masrafı sende. İçeridekiler bana ters yaparsa ilk seni yapmazlar. Döverim, haberin olsun. Yok, yeter yapmazlar artık. Diyeceksin ki ben geçen gece buraya gelmiştim. Cüzdanımı kaybettim buralarda. Sizin odanız, siz bu odada olabileceğini söylediler. Emanet cüzdanları oraya koyuyorlarmış. Nihat, oraya sana bir şey soracağım. Sen ünlü değil misin? Sen girsen araya. Niye bu hanımefendiyi sokuyorsun her şeyin içine? Ünlüsün sen. Beni burada çok biliyorlar. Benim burada olduğumu sezgine uçururlarsa burası bir saate hava bozar yani burada. Evet, ben resmim. Benim bilinmeme ihtimalim çok daha yüksek. Bu şey çünkü. Bayan evet. Affedersin bir dakika ama. Bayan iyice ben. Sen bu arada beni istediğin zaman bu öküz tabirinden ötürü kızma hakkın, yani rol yapma da aynı böyle şey gibi yapma. Çünkü geçen hafta da Günhan'a yeterince küfredememiştin ya. Yani anladın mı? Ne bayanı falan. Yok. Okay. Onun ehliyetini aldım ben her yerden. Ha tamam. Coşacağın zaman coş yani. Şey, bir dakika. Ben geldim. Tamam. Biz de içeriye kim girse diye konuşuyorduk. Nihat, sen zaten kapıdan girerken ben Cenk'im, ünlüyüm, nerede benim hesabım falan filan dedin. O kapıdaki güvenlik zannediyor musun ki çoktan arayıp da patron şarkıcı Hüseyin geldi içeride tabını soruyor, şampanya açtıralım mı diye aramadı mı zannediyorsun? Sen sağa sola sinyal gidecektiyse gitti o. İçerideki onlar, adamlar hayır, mı gönderecek senin sinyalini? Hiç mi iş usul bilmiyorsun sen? İçeride ya Bahriye'li gibi birisi varsa diyorum. Ya Bahriye'li gibi birisi varsa. Ben mi gideyim? Bir şey diyeceğim. Bizim orada bir laf var. Elin şeyle geldiğe girilmez diye. Baya beni tamam öyle atıyormuş. Tankut, sen neyden korkuyorsun? Bir doğru düzgün söyle. Bak ben senden giderek kullanıyorum. Bu kızcağız da beni de bir yerlere sorunuyorsun. Kusura bakma bacım. Kızcağız diye hitap etmiş bulundum. Kadın birey. Korkuyorum. Ben akıllıca plan yapmaya çalışıyorum. Siz sürekli burada. Tamam abi, tamam. Kapıyı ben çalıyorum. Sen 5 albümü olan adam olduğunu söylüyorsun. Kapıya ben mühendisim, mimarım, çizim yapmaya geldim dedin. Nasıl bunun akıllıca plan neredeymiş ya? Bir karşılık gelmiyor ama içerideki konuşma sesleri duruyor.
Ben kapıyı aralıyorum. Kapıyı aralıyorsun böyle. Kapıdan böyle içeri baktığın zaman böyle kulis, böyle gerçekten iyi aydınlatılmış. Büyük bir sanatçı aynası olan, orada kendi işte kıyafet giyinmesi için perdeyle ayrılmış bir kısım olan odanın böyle ucundan bakıyorsun. İçeride böyle esmer, güzel böyle bir işte kot üzerine beyaz tank top, üzerine böyle krem rengi böyle ceket giymiş. Saçları yaklaşık olarak omzunda böyle siyah, böyle kumral ve esmer tenli bir kadın böyle oturuyor, böyle kapıya bakıyorlar ve yanında biri daha var. O da aynı şekilde yine böyle kahverengi bir takım elbise giymiş. İçinde böyle beyaz bir kazak olan, şöyle küçük cücük bir sakalı olan, Amerikan tıraşlı. Yine böyle yaşından dolayı saçını birazcık böyle siyahla beyaz arasında karışmış. Yüz, böyle göz altları biraz çökmüş ama sert mizaçlı bir adam oturuyor. Kadını tanımıyorsun ama adamı tanıyorsun. Adam Erdal Çerisoy. Bu Sezgin'in müttefiklerinden bir tanesi. İş yaptığı, sık sık iş yaptığı vampirlerden bir tanesi. Böyle seni görünce, o Cenk'cim gel içeri, biz de seni bekliyorduk. Erdal abim. Gel otur şöyle, o Tardu da yanında. Abi. Erdal'cim merhaba, Allah belanı versin senin Cenk ya. Ne yaptın abi o işleri? Gelin şöyle oturun ya. Ahu Hanım da gidecekti şimdi. Ahu Hanım kendi işleri güçleri vardır. Orada... Ahu Hanım merhabalar. Biz sizinle tanışıyor muyuz ya? Yok, tanışmıyorsundur canımcığım. Neden ki? Ben çok yüzümüz tanıdık geldi. Tanısaydın tanırdın. Senin işin tarla başına düşmez hiç. O yüzden canımcığım beni bilmiyorsundur sen. Aa, olsun ya, lütfen gel otur biraz muhabbet edelim. Ya ben seni kuzenime benzettim ya. İlkin bir oğlu dedim. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ben bunlar olurken... Kız beni delirme, ben seni tanımıyorsam tanımıyorumdur. Erdal'cığım iyi akşamlar diliyorum sana. Canımcığım beni ararsın. Nasıl oynadın mı? Kalkıyor böyle şey yapıyor, bakıyor. İyi, size iyi akşamlar. Geceniz güzel olsun diyor. Aranızdan böyle geçip çıkıyor böyle. En sonunda böyle arkada Mehmet'i görüyor böyle. Size de iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar. Allah Allah. İyi akşamlar. Böyle geçiyor. Erdal abi. Geçin buyurun oturun ya. Nasılsınız? Abi konuştun mu Sezgin Hanım'la? Gel otur sen şöyle bir gel. Oturayım abi. Oturuyorum abi. Abi sen de otur. Yanınızdaki kişi... Mehmet abi. Mehmet abi. Davut Bey'in Mehmet abisi sesi mi? Evet evet, Davut Bey'in Mehmet abisi. Bizim daha önce işimiz düşmüştü kendisi. Ben bilirim yani. Ha işte biz evet, bilir. Getir götür tarzı. Tabii ben çok konuşkan biri olmadığım için öyle girmiyorum muhabbetlere, sohbetlere, biliyorsunuz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi. Sen nasılsın? Abi ben iyiyim. İşte yeni prodüksiyonlar, yeni sanatçılar buluyoruz. Her şey devamında. Sezgin de sizin yerinize iki kişi arıyormuş. Evet, ama ondan önce daha demin buradaydı, inanır mısın? Yarım saat buradaydı, bana söyledi, dedi onları karşılar mısın dedi. Senin ağzını sıçayım artık ya. Bir tane defter varmış. Evet, bir defter olayı oldu ya. Yani öyle evet. Bir şey oldu ya abi. O defteri abi... de Azra evet. Hanım'a çıtlatacakmış. Evet. Şimdi abi şöyle oldu. Biraz orada biraz tabii yanlış anlaşılma gibi oldu. Böyle ama yani defter tabii ki var, bir defter. Hatta şimdi ben şöyle diye düşündüm. Cenk'cim ben hiç ilgilenmez biliyor musun? Yani ben Sezgin'in yanındayımdır. Ne önündeyimdir ne arkasındayımdır. Anlatabiliyor muyum? Hani sizin de öyle olmanızı ben isterdim. Ama siz biraz sanki onun önünde düşmüşsünüz gibime geliyor yani hani. Hayır ne münasebet, hayır. Ya biz... Bana öyle anlattı yani, Bahriyeli kayıp, defteri çalmışsınız. Dün gece ya abi Erdal abi bir şey, bir şey diyeceğim de yani peşimizden suikastçı göndermek midir ya? Yani motorla. Suikastçı peki ne oldu suikastçı? Abi bak. İşini başlattık. Turşusunu kurduk suikastçının beyefendi.
Ne demek Tursun? Abi kurdu? Şimdi tabii abi hayır anlatırız abi, daha sonra. Dur şimdi siz bir dakika. Evet. Benim de arabamı makineli tüfekle taradılar. Biz esnaf insanız. Benim burada bir dakika çok özür dilerim. Benim burada niye buradasın sen? İşte şu noktada sen benim şimdi bu noktada işimizdeyiz, gücümüzdeyiz kardeşim diye bir aspektim var benim. Ben esnaf adamım. İşim bozulunca çok bana güç geliyor, tamam mı? Burada faith'imi harcıyorum. Muhabbetimi devreye alıyorum. Artı 4'te artı 6'm var. Aa bu da benim zarım. Zarımı sorucuma göre şimdi RP'mi yapacağım. Zarım da eksi 1 geldi. Allah kahretsin böyle zarı. Puh sana zar gibi. Totalim 5. 5 ile şu şekil konuşuyorum Erdal Bey'e. Şimdi biz esnaf adamız abi. Sen Davut Bey'den bildin bizi. Biz adam taşıyoruz, insan taşıyoruz değil mi? Benim müşterim benim arabama girmiş. Oradan hanımefendinin adamı geliyor. Kenara çek bile demeden çekiyor silahı. Tak 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 yolun ortasında. EGS'ler orada bizi çekiyor. Polis gelecek. İş gelecek. Sigortası var daha da bu işin. Bir işin içinde 1000 tane memur gelecek. Maskeredin, maskeli balonun hepsi bozulacak. Tamam mı? Ondan sonra vay güvenlik nerede? Abi biz maskeredi bozanı ne yapıyorsak o da orada. Sen bugün sokak ortasında çatışmada vampir uçtu vakit ne yapılır abi bizim ortamımızda? Bizim bir işimiz gücümüz var, düzenimiz var abi, yanlış anlamazsan. Arkadaşların derdi nedir ben bilemem. Ama iş bizim işimize geldiği vakit o iş değişir abi, anlıyor musun? Kusura bakma, yanımda levye taşıyordum, onu da göstermiş gibi oldum. Seninle alakalı değil. Ama ortalık biraz karışık. Erdal Bey miydi? Kusura bakma yani. Ben seni anlıyorum Mehmet kardeşim. Çok teşekkürler. Bize böyle bir güzel o aktardın. Benim hatta aklımdaki boşlukları doldurduğun için ben sana çok teşekkür ediyorum. Senin görevin bitmiş artık. Sen bunları ailelerine teslim ettin. Sen artık ayrılabilirsin istersen. Ha sen teslim aldın mı bunları şimdi? Ne diyorsunuz çocuklar? Yok, hayır, dur. Ya siz Erdal amcanızın gelmişsiniz böyle oturuyoruz ediyoruz. Bu işi çözeceğiz aile içinde herhalde değil mi? Yani yok, ben zihnen içime çöküyorum. Zihnen içime çöküyorum ve tamam mı? Bir kara deliğin içinden geçiyor zihnim. Ben de anksiyete geçiyorum tam bu arada. Kendi bedenimde değilim artık. Siz orada tartışıyorsunuz ve ben kendi bedenimde değilim. Gözlerimi bir açıyorum. Ben değilim. Erdal'ım. Ha? Erdal'ın sezgine muhakkak bir yamuğu vardır. Kara kutusunu açıyorum. Ben oradayım. Erdal ne yapıyor? Erdal ne yapıyor? Erdal'ın böyle geçmişinde böyle bir zamana gidiyorsun ama bu bayağı eski bir zaman. Böyle yeni bir zaman değil. Böyle nereden baksan bundan 20-30 yıl öncesinde, hatta 30-40 yıl öncesinde, hatta daha da eski, böyle hissetmeye çalışıyorsun. Böyle etrafa bakıyorsun, böyle bir takvime bakıyorsun ve bu takvim böyle 1970'leri gösteriyor. Orada böyle bir ofiste böyle biriyle oturuyorsunuz. Orada diyor ki böyle Erdal'sın ve ofiste böyle karanlıkların içerisinde oturan biri var. Ona bakıyor. Ona baktığın zaman yanında böyle elbiseli, kırmızı elbiseli, kafasında böyle kocaman. Yani boyu normalde mesela 1.70 ise birinin 2 metreye falan çıkan böyle kocaman. Büyük bir piramidimsi şapka takan, böyle o şapkanın üzerinde bir süsü olan. Gözleri böyle şeyle kapanmış, böyle peçe gibi bir şeyle, hani tül peçeyle kapanmış şuraya kadar. Sadece ağzı gözüken. Böyle omuz, sadece omuzları açık, kırmızı, yine süslemeli bir elbise giymiş biri böyle. O böyle Osmanlı şeyinde gibi oturuyor, tahtın o koltukta oturuyor. Onun yanında da yine böyle siyah takım elbise, kırmızı kravat, böyle ince bıyıklı, güzel saç, böyle saçı kısa, güzel kesimli. İki kişi oturuyor böyle. Erdal dönüp diyor ki, Bu durumu size haber vermek istemezdim prensim, Nakşidil Sultanım, ama sizin o yılda çıkan olaylardan bizzat Sezgin sorumlu. Ben bunun günahını almak istemem. Ama ve lakin böyle bir böyle bir sınırı geçmenin de ben cezasız kalmaması gerektiğine inanıyorum, değil mi? Özellikle bizim kanımız içerisinde. Çünkü dört bir yandan biz düşmanlarla çevrelenmişken bence kendi içimizde de Sezgin'in yaptıklarını kabul edemeyiz. Orada böyle diğer peçeli, yüzünün yarısı kapalı olan kadın böyle dişlerini çıkararak şey yapıyor. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Erdal Bey. Biz bunları elbette prensimizle beraber düşünüp gereği kararı uygulayacağız.
teşekkür ederiz, gidebilirsiniz diyor. Ve Erdal oradan çıkıp gidiyor. Tam olarak neden bahsettiklerini, nasıl bir sırrı ya da nasıl bir bilgiyi verdiğini bilmiyorsun. Ama önemli kişilere Sezgin'in önemli bir olayını aktardığını biliyorsun artık Erdal. Erdal, Erdal abi, Erdal Bey, artık Erdal mı demeliyim? Bu gece bizi ötmeyeceksin. Bu gece ne sen bizi gördün ne de biz seni gördük, tamam mı? Biz buraya hiç gelmedik. Ha, kalkıp gider de haber verirsen, uçurursan bir yerlere. Sezgin zamanında kendisini kime ele verdiğini de bizzat benim ağzımdan öğrenir. Önce benden öğrenir, ondan sonra benim canımı alır. Haberin olsun. Böyle şey oluyor. Hani böyle bir duruluyor, bakıyor. Önce böyle senin dediklerini umursamayacak gibiydi ama sen böyle dediğin zaman böyle bir şey oluyor. Bana bir şey atabilir misin? Kışkırtma zarı atabilir misin? Zar atalım. Benim de artı dördüm var. Sıfır. Buna artın da var. Çünkü senin aynı zamanda gücün var. Şu an free user aspect olarak. Yani biliyorsun sırrını yani. Hani, hı hı. Ve böyle şey oluyor. Stuntından geliyor bu. Şöyle oluyor. Sen bu bilgiye nasıl eriştin? Önemli olan bu değil bence. Önemli olan elimde deliller olması ve kime öttüğünü biliyor. Sen bunu biliyorsun. Sezgin bilmiyor. Evet. Şu an bilmiyor. Belki biliyor. Bilmiyorum. Biz daha, bu gece biz bizi bırakacağız. Neler neler biliyoruz. Biz daha neler neler biliyoruz. Sen Cenk, bize sen... hafife aldın. Cenk sus. Ah. Sen nereden biliyorsun bunu? Arya, ben bir şöyle yapabilir miyim? Tardun'un karar, hani ben dedemi böyle bir muhabbet işimizdeyiz, gücümüzdeyiz çekmiştim ya. Hani Tardun'un yanında gibi durup böyle levyemin başı da buradan çıkıp. Erdal abi, herkesin bir işini yapma tarzı var. Hani anladın mı? Hanımefendi de işini yapıyor demek ki. Herkes işini yapsa daha iyi olmaz mı abim? Bu güzel gecede bak geldik buraya. Değil mi abim? Biz seni severiz ya. Sen iyi adamsın. Beni aydınlat Mehmet kardeşim. Benim işim bugün bu ikisini melikeleriyle kavuşturmak diyelim. Fakat o da diyor ki benim işim bu. Buna bizim ortamımızın olması lazım. Ben ne diyeceğim peki Sezgin Hanım'a? Ben bunlar gelmedi mi diyeceğim. Kapıda görünmüşsünüzdür siz. Ahu Hanım gördü sizi. Ahu Hanım. Burayı sen kontrol ediyorsun. Sen söz geçiremiyor musun Erdal? Çalışanlarına. Şimdi söz. Bakın. Geçiremiyor musun? Ben seni söz bayağı gözümü geçireceğim size. Size ben dişimi geçireceğim, göreceksiniz. Bir kere başımızı açtınız, bela etmemiş gibi. Bak. Peki hadi Sezgin'i unuttuk. O defteri alıp ne yapacaksınız? O defterin ucu bir tek Sezgin'e değmiyor. O defterin ucu herkese değiyor. Sana demek, değmeyecek merak etme. Ona ne diyeceksin? Sana Davut değmeyecek işte. Hayır, Davut Bey demeyecek mi Mehmet'e? Bak bak böyle böyle. İşte bunların elindeki sen bu kadar önemli bir defter varken sen bunları nasıl gezdirdin demeyecek mi? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu defterle ilgili planım ben sana söyleyeyim de. Ben burada bir şey puanı harcıyorum. Ve başınıza bir bela sarıyorum. Yes hadi. Herkes kaderin ve bu gecede birinin piyonu olduğu için Mehmet gerçekten Davut Bey'in korkusunun dışına çıkamaz. Çünkü o onun günün sonunda en baştaki, en tepedeki akıl hocası, üstadı, ona iş veren, ona bu şeye bağlayan kişi. Kendi melikesi, kendi reisi, onu sokaklara bıraktığı zaman ona sahip çıkan kişi Kahya Davut Bey'di. O yüzden gerçekten bu olay eğer Davut Bey'e uğruyorsa bu Mehmet'in tabii böyle şeyi kenara atabileceği bir olay değil. Orada işler değişir. O yüzden pardon. Mehmet böyle şey oluyorsun sen hani o defter neymiş? O defter kitap bir şeyler bu böyle elinde sallıyordu. Papuçuklu böyle sürekli bir yerlerde sallıyor. Ne o defter? Hiçbir fikrin yok. Ben bu Tankut'a acaba çok güvenmiyorum zaten. Evet. Şimdi bunu söylüyor Erdal Bey. Hani bak bu defter de herkesin ucuna. Yani herkese değecek o defter. Herkes sakin olsun öncelikle. Şimdi bu görmüş olduğunuz defter. Bu defterin içeriklerinin fotoğrafik kopyaları şu anda internette bulut sisteminde saklanıyor. Sadece benim sahibi, şifresi sadece bende var bunun. Siz şimdi onu, oradaki belgeleri gerçekten internete mi yüklediniz? Bulut sistemiyle korunmaktadır.
Benim eğer başıma bir şey gelirse anında bütün internette, tamam mı? Anında bütün internette yayınlanacak. O O bilgiler yüzden çoktan bile yayınlanmış olabilir. Sen evladım, kasada kasada ya sen adama affedersin, nasıl ya. unutuyorsun ya nasıl kasada onlar kasada şifresi de bir Evet, tek onun. kasada. Yok biriniz cloud'da diyorsunuz, yok biriniz. Defterin Kimse gerçek erişemez ya. kopyasının, Bizim kamerille lokasyonun yeri orada. olarak. Bizim kamerille olarak. Tamam mı? Niye biz diyoruz ki şu telefonları kullanmayacaksınız? Niye interneti kullanmayacaksınız diyoruz? Bunları İşte kullanmasak biz zamanı şimdi geçti. duman olmuştuk. Bunları yapmasak Yani duman olmuştuk şimdi. hepimizi duman edecek. O defterdeki bilgiler bilgisayara yüklenir mi? Mehmet kardeşim, ne dedikleri duymuyor musun sen bunların ya? Erdal abi, bu Tankut mudur, Aykut mudur, bu çocuğun Sen kötü bunları başı kazıkla oynuyor. git Davut. Sen bunları kazıkla git Davut Bey'e yolla. Bunlar şeyi geçmiş artık. Sezgini geçmişler. Hepimizi yakacaklar ya. Bu Ben abi bize güvenmiyor musun? Biz Aykut'u hiç çok vicdanlı bilmiyorum da adamları. bu bacıyı ayıralım Yani Erdal abi. benim hadi, hadi. Bu bacı Bak sen sanatçı burada gibi biraz. büyüksün. Güya akıllı olan sensin. Ben Buna mi? nasıl izin Ben. verdin? Tarduya diyorum. Sen o üstüne Ha, alınma. tamam. Ben de şaşırdım çünkü. Ben bir aspekt kullanmak istiyorum. Nedir? Ben dönüyorum şöyle bir Mehmet abiye. Sana Mehmet abi dedim. Çocuğum dedim, kaçırıldı dedim. Ben bunları ne şan için yaptım, ne şöhret için yaptım. Benim bir çocuğum var. Ben görememişim bu çocuğumu, benden saklamışlar. Kader bizim yollarımızı buluşturdu. O çağrıyı sen açtın geldin. Canımızı iki kere kurtardın. Bizim için kendi canını tehlikeye attın. Ben de dedim ki seni de indirirler. Bugün bizi indiren yarın seni de indirir dedim. Sana anlattım. Defteri de gösterdim. İçimi de anlattım. Sen burada aldığın çağrıyı hıyanetle mi sonuçlandıracaksın ve beni çocuğuma bir daha kavuşturmayacak mısın? Sen bana bunun sözünü vermedin mi? Empatim 4 ve şeyimi kullanıyorum. Yıkıklık hikayeleri stantımı kullanıyorum. Burada o, senin değil onun empatisinin yüksek olması Evet, lazım ya. pardon, 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 pardon. Ben direkt stantımı kullanıyorum. Pardon. Empati değil. Yani sen şimdi aldatmaca mı deniyorsun, muhabbet mi diyorsun? Yani gerçekten Muhabbet gerçek, samimiyim ya. muhabbete empati o zaman şu an. Ya işte o yüzden dedim de. Ben bir küçük zar atayım hemen. Empatim benim 1, eksi de 1 geldi, 0. Yani bu ne anlama geliyor çok emin olamamakla beraber çok da şey yapamadım. Erdal'ın karşısında da şimdi çok muhabbeti uzatmak istemiyorum. Ama şey, bu arada ben Şey, bu Cenk'in zarı ne? Cenk'in zarı ne? Dur bir dakika. Onda muhabbetin kaç Cenk? Cenk'in bir zarı. Cenk muhabbet kaç? Nasıl muhabbet kaç? Ne muhabbet? Empati mi soruyorsun? Hayır, Hayır, muhabbet muhabbet kaç? Muhabbet zır... O ne abi? Muhabbet dediniz ne? İngilizce Kaç mi empati? ya? Sıfır galiba. Sıfır Sıfır evet. abi. Eksi bir falan ya da bilmiyorum. Şöyle oluyor yani hani bu tamam sana Mehmet abi demiş olabilir. Sana şey yapmış olabilir. Hani böyle arkam ama yani yaptığı da çok yanlış bir şey bunun yani bu Ha, maskeli internette falan. olayı bozacak falan gibi bir halleri var bunun. Onlar hoş değil. Sen zaten teknolojiyi seven biri değilsin. Yani bu şey anlamda hani günün sonunda bunlar büyük oyun. Ben Hani bu büyük oyun. Erdal'a dönüp o zaman şey yapacağım şöyle. Erdal abi şimdi bak. Bu arkadaşın bir tane çocuğu varmış. Sezgin'le onlar onu çözecekler. Öte yandan Tardu kardeşim de nereden baksan Sezgin'le alakalı sana dair senin Sezgin'le alakalı bir takım bilgilerini şey yapıyor. Şimdi bak hiçbirimiz burada işimiz bozulsun istemeyiz değil mi abi? Yanlış mıyım abicim? Bu sadece bizim işimiz gücümüz değil Mehmetçim. Bak biraz büyük düşün. Bunların yaptığı bizim hepimizi tehlikeye sokuyor olabilir şu an. O defteri ne demek ben gittim internet yükledim ya. Ya yok abi nereye yükleyecek Allah aşkına. Dün benim arabayı indiler bunlar. Turşu suyu içtik. Depoduyduk geldik. Defter şu an bunun üzerinde hiçbir yerde de kopyası yok. Ha ama bu tabii ki bunu öldürelim de defteri üzerinden alalım. Bedensel bütünlüğüne halel getirelim demek değil. Ama korkma yani internet durumları yok yani. Nereden biliyorsun? Belki sen uyurken yaptılar. Beraber uyuduk abi. Sarıldık uyuduk dün akşam vampirler gibi.
Emin misin ya, bu hiç mi fırsat olmadı? Olmadı. Erdal sen bilmiyor musun? Bu o kadar akıllı biri değil yani. Ayrıca bana güvenmen lazım. Senin sırrın bende. Yani o zaman bu yalan söylüyordu. O zaman senin söylediğin de yalan olabilir. Nereden biliyorsun böyle bir şey olduğunu? Nasıl neyin bir şey olduğunu? Nereden biliyorsun bana dediğini? Nereden? Belki bir yerinden salladın. Anlat bacım o zaman ne yaşandıysa öğrensin. Ya bu adam hep benim yanımdaydı. Bu adamla derdimiz aynı, ortak. Bizim seninle ya da başkalarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Biz kimsenin ipini çekmeye uğraşmıyoruz. Biz artık bizim ipimiz çekilmesini istiyoruz. Vallahi onu ben bilmiyorum. Benim şu an bak Sezgin'le olan da umurumda değil. Ya bu defteri bırak. Burada bırak Cenk. Tamam mı? Sonra git artık Kahya'ya mı gidersin? Prens'e mi gidersin? Nereye gidersen git. Kendi meramını açıkla o zaman. Çünkü ben burada senin elini kolunu sallayarak artık çıkmana izin veremem. O defteri salladıysa o defter hepimizi yakar. Sezgin o yüzden peşinize düşüyor sizin. Hem diyorsun, sen bilirsin Sezgin. Senin yaptığını da öğrenecek ama. Evet. Burada hepimiz yanarız. Sen bilirsin. Ben zaten ben ölmüşüm ya. Ben gerçekten öleyim ya. Ne olacak yani? Zaten yaşamıyorum ki doğru düzgün. Ben de çocuğumu göremiyorsam aynen öyle. Ben de çocuğumu göremiyorsam canımın bir kıymeti yok. Hadi bakayım. Ya bir son nefesimi verirken öterim seni. Sen çok meraklısın yaşamaya. Buradaki düzene kalır sana böyle burası. Hadi bakalım ne yapıyorlar. Ben zaten ölmüşüm yani. Ne olacak? Ha bugün ha yarın. Şimdi Erdal abi böyle... bak sen de sinirli adamsın. Senin sinirlerin gerildi. Ben seni onun yüzünden okudum. Sakin sakin oturuyorsun. Bunlar arkadaşlar genç, biraz boş konuşuyorlar. Farkındayım. Son bir kez bir şey söyleyeceğim abi. Biz bu akşam buraya neden geldik Erdal abi biliyor musun? Neden geldiğinizi biliyorum ben. Nasıl geldik ama? Nasıl geldiğinizi de biliyorum. Nasıl geldik abi? Sezgin getirtti bunları buraya. Evet. Biz tam köprünün üzerinden geçerken, köprüde radyo kuleleri var ya, o radyo kulelerinin oradan geçerken bu ikisine birden bir anda bir hal geldi. Bu yanımdaki çocuk, ne bunun ismi? Tankut. Aniden dedi ki, beni dedi... Radyo kulesi değil, radyo kulesi değil o. Kan çekiyor, kan. Kan çekiyor işte diyorum ben. Orta Doğu'da dökülen kanlar abi. Neyse. Dedi ki, beni Nemes'e götür dedi köprüden aniden geçerken. Ben dedim ki, ha dedim, kaderim bize bir oyunu var bu akşam. Cengiz Kurtoğlu dinliyorum tam o akşam. Yani Erdal abi bak. Bu akşamı gelen o sinyal bizi balıkçıya da götürebilirdi. Kerhaneye de götürebilirdi. Hayır, götüremez. Otosanayiye de götürebilirdi. Götüremezdi. Ama sana Sezgin getirdi. Hayır, Sezgin bizzat çağırdı. Buradaydı. Sezgin ama kendine çağırmadı. Sana getirtti abi. Sen çözeceksin bu konuyu. Herkes için yani. Bitirmek için değil. Devam ettirmek için abi. Anladın mı? Bu kader değil midir abi? Tamam, bu ikisi çıksınlar gitsinler. Mehmet sen bir iki saniye daha dur. Ben taksiciyim abi. Burada en alakası adam benim. İstersen yine bu ikisiyle konuşamaz. Sen bilirsin. Dursunlar çıksın gitsin artık. Ha, nereye gidiyorlarsa gitsinler. Sen... Biz arabada bekliyoruz Mehmet abi. Arabada beklemeli. Defterle falan çıkıyor bunlar yalnız. Yak bak o çıksınlar. Defter başımıza işe açmasın ha. Çıksınlar çıksınlar. Sen dur. Çıksın gitsin bunlar. Hadi bakalım. İyi hadi çıkın bakalım. Tamam. Direkt mekan böyle. Çıktık çıktık. Böyle bakıyor orada güvenlik kameralarına falan böyle telefon böyle şey ne denir orada böyle bir tane televizyon var oradan böyle televizyonu açıyor güvenlik kameradan bakıyor bunların böyle mekandan çıkmasını izliyor. Çıktıktan sonra böyle ceketinden bir tane kalem çıkarıyor ayağa kalkıyor böyle Erdal. Mehmet sana doğru yaklaşıyor kalemle beraber. Tahta kalem mi korkayım mı? Tahta kalem ama korkmana böyle kırıyor böyle. Aha. Elini tutuyor senin. Hı hı. Şu avucun içine kalemi koyuyor. Onların kalemi kırık. Sen onlardan uzaklaş. Onları artık kurtaramazsın. Fırsatın var. Defteri de yak. Bunlar hepimizin başına büyük bir bela saracaklar. Abi bu sana bir şey soracağım. Ben şimdi cahiliz. Affedersin. Cahiliyetimden soruyorum. Kusura bakma. O defterde ne var abi? Yani tek detayını vermene gerek yok tabii de. Yani bizim Davut abiye falan bir konu gelir mi yani? O defterde gizli yani şöyle diyeyim sığınakların ve bizim kötü gün mekanlarımızın diyeyim yani kötü gün planlarımızın olduğu şeyler yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Ha bütün şey olarak değil belki klan olarak ama
Günün sonunda bunlar Camarilla işidir. O defterdeki herhangi bir bilginin Hristiyanların eline geçebileceğini düşünebiliyor musun kardeşim? Yani? Hristiyanlar mı? Oy. Vatikan bu işte. Niye gülüyorsun? Gerçekten ciddi diyorum. Vatikan bu işin içinde. Vatikan da bu işin içinde abi. First light diyorum ya. Vallahi öyle. Vatikan, Papa. Bu... Ya Papa zaten kimin adamı abi? Bu sana absürt gelebilir. Ama gerçekten World of Darkness kitabını açarsanız görebilirsiniz. Kitaplar var. Vatikan bu işin içinde. CIA ile beraber. Anlat abi anlat, ben bunları anlatıyorum, bana inanmıyorlar. Vatikan diyorum bu işin içinde. NATO bu işin içinde. United Nations falan komple bunlar, hepsi bunlar. Abi bak abi, ben söylüyorum. Bak, iki önceki papanın yastığının altından Kur'an-ı Kerim çıkmış. O papayı vurdurttular abi. Vurdurttular. İstemediler yayılsın bilinsin, istemediler. Hepsi işin içinde abi. NATO, Papa, Vatikan, Vato, Donald Trump, hepsi abi. Hepsi işin içinde. Bilmez miyim abi ya? Tabii. Bunlar şimdi NATO'ya mı Papa'ya mı çalışıyor bu Aykut? Evet tabii. Ya onlar, ne diyorsun ya? Onlar... İnternetteki o var ya, doodle'lar falan bilmem neler. Orada onların gözleri var. Sizin yazdığınız Vatikan'ın serverında. Sonra ne oluyor? Bizim başımıza bela olacak bunlar. O yüzden ben onları tam ihbar edeceğim. O olduğu zaman sen çık kendini kurtar. Bak bu, sen Davut Bey'in adamısın diye sana söylüyorum. Öbür türlü söylemezdim. Senin de kalemini kırdırdım. Tamam mı? O yüzden... Erdal abi, senin sesin bir azaldı, bir şey oldu. Auspex geldi sana, bir bak da ona. Şimdi iyi, daha iyi geliyor mu? Şimdi duyuyor daha musun? İyi, aynen. Şöyle, onların kalemi kırıldı. Ben seni uyarıyorum. İhbar edeceğim onları, bak söylüyorum. O an geldiği zaman bırak onları, git kendini kurtar. Abi sana bir şey söyleyeceğim, yanlış anlama da. Olmasın yani. Tamam, ben abi bak, Erdal abi demiş, ben şimdi senin lafını dinlerim ama müsaaden varsa bir laf daha söylemek istiyorum. Var mı müsaaden? Abi söyle. Abi bence bu çocuklar biraz salak. Yani o bu zaten bariz yani. O çok belli. Şimdi bunlar biraz şöyle yani, bunlar anladığım kadarıyla sanatçı. O bir tane bayan vardı dar elbiseli. O böyle ağlıyor. Ben diyor işte artık falan falan resim diyor. Renk uyumu falan diyor. Yani bunlar bana biraz saf gibi geldi abi. Şimdi ben sen dersen ki bunların kalemi kırıldı, ben gideyim bunları döveyim yani. Turşusunu kuralım bunların. Ama yazık gibi de düşünüyorum bir yandan. Bunlar da bana çağrıyla gelmiş abi. Biraz da yok mu bir burada bir kaderin bir oyunu bize yani? Kalem midir bu işin sonu? Sen kalemi aramızda kırdın abi, anladın mı? Hani bir daha düşün diye söylüyorum. Belki gideyim konuşayım. Çocuk defteri verirse bu iş çözülür mü abi? O defterin içeriğini internete yüklediyse o iş bitmiştir. Ya abi yüklemedi, yalan söylüyor. Bana geldiğinden beri 4 kere adını değiştirdi o çocuk. Akıl hastası ya. Ben sana ne diyorum? Bak o çocuk benim arabama bindi, çatışmadan çıktı. Bokal abi bizi depoya götür, depoya götürdü, turşuya götür, turşuya götürdü. Aa buraya geldik. Ve kaderen geldik bak. Bak sana güzel bir şekilde ben bunu anlatayım. Şimdi ben mesela alsam şurada bir bıçağı, elimi kessem, kanımı akıtsam. Hı hı. Nasıl temizleyeceğiz? İşte süpürgeyle falan herhalde, bilmiyorum ki abi. Oo bak, sıcak su kullanamazsın. Soğuk su kullanacak. Geleceksin onu çitleyeceksin. Temizleyeceksin. Ne kadar uzun iş değil mi? Bak. Tabii. Kanın temizlemesi 5 saniye. Temizlemesi yarım saat. Bunun yaptığı bok da öyle bir şey. Şimdi o dedi ya, ben bunu böyle böyle yükledim. Yüklememiş olsa bile bizim buna bakmamız gerekiyor. Tabii. Benim bunları, ben bunu duydum. Gidip birilerine söylemem gerekiyor. Onların söylediğim kişilerin birilerine söylemesi gerekiyor. Bunun ne kadar büyük bir domino olduğunu farkında mısın? Çocuk salak abi ya. O yüzden ha. Gerçekten yüklememişse tamam mı? Öyle diyorsa kazığı sapla Yahya'ya teslim et. Onlar baksınlar, sorgulasınlar. Abi ben arabayı servise verdim. Arabadaki kazıkları şey yok o yüzden. Sende var mı yedek kazık, iki tane? Aşağıdan bir tane sandalyeyi kır.
Tamam. Onların ikisini de kazıkla teslim et. Sezgin mezgin de bu iş büyüdü yani. Sezgin'e de bu patlayacak bu olay. O Sezgin karısı da ben onu güzel şarkıcı zannederdim abi. Ne biçim ortamları varmış onların öyle. Sen biliyor muydun bunları ya? O ne varmış ortamında? Çocuk satıyor diyorlar. Nasıl yani? Bunlar bilmiyorum bana anlattılar işte. Bizi sattı, pazarladı, çalıştırdı. Bunun benim çocuğumu... O çocuk var ya o salak o defteri sallayan. Onun çocuğunu çalmışlar abi. Çocuğu varmış onun. İnsan çocuğu ama vampir değil. Child dediğimiz zaman kelime olarak yani sahip mesela sen birinin child'ısın, çocuğusun ya hani. Evet. O anlamdadır. Sezgin'in öyle hep büyük büyük isimleri alır bir şeyler yapar o hani. Öyle ben hiç onun öyle ölümlülerle işi olmaz ya. Ben anlamadım abi. Ben gideyim bunları sopayla döveyim artık ne yaşanacaksa ya. Dövmene gerek yok. Kazı sapla, kahya teslim et. Ben zaten onları arayacağım. Bunları sen nereye götür biliyor musun? Kahya'ya götüreyim işte bizim durağa götüreyim. Hayır, küçük su kasrı var. Tamam. Tamam. Orada Çelebi İhsan'a ver bunları. Orada buluşalım. Ben de geleceğim. Tamam. Onları al. Şöyle dolaştır falan. Kazıkla onları. Orada buluşacağız. Bir aşağıdan bardan da bir tek alıyorum abi helalim varsa. Nasıl alıyorsun? Ya bir duble bir şey yok mu abi ya? Var tabii ki. Abi bütün bahar senin olsun da sen nasıl içeceksin onu? Abi işte. Neyse tamam. Ben gidiyorum o zaman. Hadi o zaman. Var mı dedim, bana bir şey diyor musun abi giderken? Ya sana ne diyeceğim işte dedim. Tamam dedim. O zaman tamam. Bu... Tamam. Böyle bir oturuyor ama böyle bir hani çattık belaya oturuştuklar böyle hala. Ben de çıkıyorum. Biz arabadayız değil mi? Arabaya gidiyorsunuz. Böyle arabaya giderken böyle hani şeylerin oradaki bodyguardların böyle size böyle baktığını görebiliyorsunuz ama. Yani. Seni de sikeyim. Telefonunu da sikeyim. Claude'unu da sikeyim. Claude ne ya? Claude ne lan? Kaç ya. Yaşında vampiri? Claude mulot. Ne koç koca, koç, bulut sistemi, koç koca başbakan çıktı anlattı bulut sistemi diye. Ya ben onu... olayı bağladım, ben olayı bağladım. Sen sıçtın bıraktın ya, ne bok yiyeceğiz şimdi, içeride ne konuşuyor bunlar? Bu Mehmet bizi satar mı? Kesecekler oğlum bizi, kesecekler belamızı. Bak bu adamı şimdi içeride deli bu zaten, ne güzel ikna etmiştik ya. Vallahi ikna etmiştik adamı. Basıp gidecektik papürüs müdür nedir ben... oraya. Şey tarzı gibi yapalım dedim yani böyle şey tarzı geçen yaz ne yaptığını biliyorum tarzı yapalım dedim yani ben ölürsem herkes biter şey gibi yani tenet gibi yapalım dedim yani hani ben ne ölürsem... anlatıyorsun sen oğlum tenet menet ne diyorsun ya izlemedim bütün ben onu. Bütün zamanlar silinir ben ölürsem falan gibi yapayım dedim o da izle onu o da izlememiş belli ki olmadı yani zaten öyle olunca şimdi bu Mehmet abi ne yapıyor bizi şişlemeye mi geliyor acaba ne yapıyor bittik. Abi kafamızı koparacak işte. Ne yapacağız şimdi? Kaçsak ya mı? Şimdi şey gibi... Yani bu herifi doldurdu kesin. Ne konuştular acaba ben ya? Ben şöyle düşündüm. Şimdi tenet tersten ve düzden okumunca şey tenet düşünme. Ya. Sen de tenet yapıyorsun. Ben de tenet yapıyorum. Zamanı kıskaca alıyoruz gibi. İzlemedin ya. O da yok. Tamam. Daha ne kadar bizim şey Mevlana kıskacını aldılar. Sen tenet menet ne diyorsun ya? Dikecekler bizi diyorum. Hala tenet diyor. 2019 Neyse. Neyse. Ya ben... bir şey yok. Ben sanmıyorum bizi satacağını ya Mehmet abinin. Yani bir şey olmamıştır. Bence siz gidin görünmeyin demiştir. Sen bunlara dikkat et demiştir. Bir soralım sen bakalım. Sen harbi safsmışsın be Cenk. Vallahi ben sana çok ağır sinir oluyordum. Şerefsiz bu falan diye. Sen hakikaten safmışsın oğlum sen. Ben nereden bileyim bu işleri? Ben zaten çok bilerek girmedim bu işlere yani. Şimdi tekrar aramızda kavga etmeyelim. Gözünü seveyim. Bir şey olursa bizim burada şey yapmamız lazım. Aynı cephede olmamız lazım. Yani gidecek kafa ikimizin kafa gidecek yani. Mehmet abinin gider gitmez bilmiyorum. Ne yapacağız? Bu herif bize şu an kafamızı koparmaya geliyor. Biliyorsun değil mi? Yani ya içeride biz... ne anlatıyor? Hikaye şey Lale Devri'ni anlatmıyor herhalde. Gerçi onu da anlatabilir. Bayağı yaşlı sağ olsun. Neyse. Ama yani içeride kesin defterimiz duruluyor. Cenk'cim ne yapacağız? Topuk mu? Ne yapıyoruz? Ya defter hala benim elimde. Dur bakalım. Bir belki ben defterin içeriklerini Mehmet abi okursam anlar beni. Evet o sırada Mehmet geliyorsun sen arabanın oraya böyle. Binin hadi o zaman. Nereye gideceksek gidelim. Binelim abi. Sen içeride
Sana ne dediler abi? Binin de. Bir yerden yerin kulağı var. Kimse duymasın. Arabada konuşalım. İyi peki. Bindik biz arkaya. Tekrardan. Ben biliyorum yani. Bindiğiniz zaman arabanın böyle motoru çalışıyor. Hani uyanıyor araba falan ama içeride böyle bir gerginlik var gerçekten. Arya sesin herkesin... kısık. Bak senin yine bir şeyler oldu. Herkesin... Heh. Oldu mu? Geldi mi? Yok. Az daha getir. Herkesin sinirleri gergin. Ve arabadaki o soğukluk farklı bir canavarın savunma içgüdülerini uyandırıyor gibi. Böyle her yani eğer ölümlü olsaydınız tüyleriniz diken diken olurdu. Onun yerine damarlarınızdaki kanın böyle vücudunuzu sardığını hissedebiliyorsunuz. Gerginlik. İçinizde böyle bir şey kabarıyor. Taksi biniyor ve taksi çalıştırıyor musun? Gidiyor musun? Sürüyorum. Şey yani kalabalık mahallelerden çıkmaya amaçlı nereye doğru gidiyorduk diye soruyorum Cenk'e tekrar. Maslak abi, Maslak. Ha tamam, Maslak'a doğru gidelim o zaman. Yalnız o taraf tık sıkıntılı olur. İkinci köprünün altından doğru gideceğim. Ortaköy taraflarına binelim, oradan geçelim deyip. Ha sen de dolaştıracaksın bizi yani. Eyvallah. E bacım sıkıntımız olmasın tabii diyorum. Böyle Taksim'den falan biraz uzaklaştıktan sonra böyle şimdi arkadaşlar bu çok net taksici hareketidir. Bende de ırsi olarak var bu. O yüzden kendi başıma bir trouble açma yani taksiciliğimi kullanıp burada. Aynadan sizi kesiyorum. Anladın mı? Pis muhabbet açacak taksici öncesi de aynadan böyle bir yapar ya, anladın mı? Şu hareket. Bildiniz mi? Bunu yakalarsanız bela geliyor tık diye fark etme şeyini ben oyuncu olarak size bunu vermek istiyorum. Çünkü bu benim genetik bir dezenform şeyim yani. Sıkıntım yani, böyle bir şeyim var. Aynadan ekstra bakmaya başlıyorum ben size. Bir şey olacak. Ama fark edecek misiniz? Yani Game Master bir atsınlar bir notis falan bir şey burada böyle bir. Yani o gergin hava var. Atmalarına hani bir özellikle bir zar atmalarına gerek yok. Ha okey. Fark et tabii ki bunu. Türkiye'de böyle bir taksici muhabbetini her zaman tabii fark edebilirsin. Anladın mı? Yani Ortaköy'den gidelim diyorum ama öyle tık tık gözler şey. Yani bela çıkar mı gözüm var şu anda yani. Taksici hareketim var şu anda. Dayı sen ne konuştunuz siz içeride? Aykut bu... Ben size şimdi çocuklar yalan söylemek istemiyorum. Sizin... Ah! Atıyorum kalemi arkaya. Kalemi almıştım Erdal'dan. O kalemi arkaya doğru atıyorum. Böyle o tahta sesi böyle şey oluyor. O arabanın halı zeminine böyle şey pık pık düşüyor. Kurtlar Vadisi bölüm 24. Yap diyorum böyle görünce. Kalemimizi kırmışlar. Tardu. İnanıyor musun abi onlara şimdi? İnandın mı? Yani bizim niyetimizi anlamadı mı? Biz o kadar seninle görüştük. O kadar zaman geçirdik. Beraber cinayet işledik. Her halimizi gördüm. Beraber sanayide genç hemcükledik ya. Ve şimdi, sen gidip Erdal'a mı inandın? Bacım şimdi şöyle. Yani o defter meselesi fazla karışık meseleymiş. Anladın mı? Yani yiyemeyeceğin İskender'in önüne oturmak diye bir laf vardır. Bilir misiniz o lafı? Galiba bu Aykut Tankut biraz öyle bir şeye girmiş. Defter konusu sana... çıkana kadar Erdal o kadar sinirli değildi ama defteri Cloud'a Mulaud'a deyince orada bunu şafak attı. Dedi ki bu dedi X kişisini, Y kişisini, Z kişisini tehdit etmiyor. Hepimizin vampir olarak varlığını sorguluyor dedi. Ve Aykut'un Haçlılar için, tarikat şövalyeleri için çalıştığına dair bana çok ciddi kanıtlar sundu. O yüzden şimdi şu olacak. Ben burada size şunu soracağım. O defter geri gidecek. Sizin ikinizde de kazıklanmış bir şekilde teslim etmem gerekiyor. Onlara bu işi nasıl çözeriz? Ben arka koltuğa mı geleyim yoksa bir şekilde kendi aramızda bunu çözer miyiz? Abi şimdi ben ondan önce istiyorsan şu defterdeki şeyleri okuyayım sana. Okuma sen kardeşim okuma. Sen bunları bir duymuş ol da ondan oğlum, sonra okuma. Yapabileceksen bunu. Ondan sonra benim gırtlam... Bacım sen biliyor musun sana bu defterin içindekileri? Bak okudun mu sen de gidersin. Ay okusun. Niye yüreğin kaldırmıyor mu? Evet, sen, cesaret evet, edemiyor sen, musun dayı? Sen biliyor musun defterin içindekileri? Sana içeride ne dediler bilmiyorum. Ama ben şimdi sana tek tek okuyorum. Ne olacaksa olsun. Oku ya oku. Hadi. Aynen. Oku lan. Çok ünlü bir tane politikacının adını veriyorum. Tamam. Duruyorum daha sonra. Adam kaçırma. Şantaj. Parantez içinde bebek festivali. Bu kadar mı yazıyor?
Yok yok, bir sürü böyle bir okuyorum sana ama tuhaf Ha. tuhaf şifrelenmiş şeyler. Senin bazen anlayacağın çok dark şeyler. Çok örnek vermek istemiyorum. Yanlışlıkla bilinen bir isim söylerim diye. Ondan ben X koyuyorum. Öyle şey yazmıyor mesela. Hani daha çok Masquerade ile alakalı bir şey. Yani mesela çünkü vampirlerin çok umurunda olacak şeyler değil bu yazanlar noktada, bir noktada. Hayır, ama bunlar vampir isimler işte. Ama ya Normal top. ama bu normal ölümlü biri de yapabilir. Bu Masquerade'i break edecek bir şeyler. Orada Masquerade'i break edecek şeylerin yazması lazım. Ya onlar da yazıyor tabii de ben şu anda direkt ilgilendiğim kısımları soruyorum. Ünlülerin sırları yani. Tamam Direkt o sen yani. onları oku mesela hani. O Aynen. alanına girmeye gerek yok yani. Bunların network'ündeki insanların yaptıkları korkunç şeyler, toplum içinde barındıkları korkunç şeyler. Aralarında diableri partileri de var bunların. İşte daha sonra gidiyorlar. Bunlar baya böyle insan futbolu oynuyorlar. Baya insan kafasıyla. Baya bunlar meskereydi bozacak şeyler. Bunların takımı varmış yani bir tane. Fikirtepe emicileri. Yani bunlar direkt insan kafasıyla halı saha kiralayıp maç oynuyorlar abi. Bu doğru bir şey mi sence şimdi? Zevk için yapılan sabah işi abi bunlar. Dur, X Yani. geldi sana. Geldi. Olmaz öyle şey. Yani insan müzesi falan desen ona okeyim. Ne müzesi? İnsanlardan müze yapmışlar falan daha olurlu bir şey ya. Futbol takımı dansa. Ya örnek veriyorum işte o tarz şeyler yani. De insan müzesi falan da olabilir yani. Ya da bir şarkının içine konulmuş gerçekten de maskeradı bozan gizli anlamlar falan da olabilir. Bunları yapanlar da var ama bunları yapanlara ses çıkartmıyorlar abi. Yani bunları yapanlara hiçbir şey demiyorlar. Şimdi biz bu defteri bulmuşuz. Ben bunu çocuğum için kullanmak istiyorum. Böyle bir fırsatım da var. Ben bunu niye yapmayayım? Asıl suçlular buradayken bizim kafamız gidiyor abi. Abi zaten bak bu sistem nedir bilir misin sen? Sen bu sistemde niye anlıyorsun? Sen bize tapınak şövalyeleri diyorsun da senin kaos meclisi bir şer meclisi dış mihrak tarafından kontrol edilmediğin ne malum? Sen sana diyen şeyi uyguluyorsun. Ama abi küçük esnaf sürekli eziliyor. Plaka senin mi abi? Değil. Yani bu plaka senin olmasını isterdin değil mi ama? Ama yaptırmazlar ki abi. Kendi paranı kazanamıyorsun. Ekonomi zaten bu durumda. Bir de bunun üzerine zaten bir yani şöyle diyorum abi ben sadece güçlünün sopası küçüğe yetiyor yani. Sen böyle yapmak istiyorsan yap abi ama bu senin yani hayatın boyunca da pişmanlığın olur. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar. Defteri de al abi. Ön koltuğa atıyorum defteri böyle. Al abi defteri de. Ben de çocuğumu cennette görürüm abi. Öyle bir yer varsa. Bu büyük oyunda küçücük bir karakter mi olacaksın? Öyleyiz zaten Mehmet hepimiz abi. de. Deminden beri bu bıt 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 konuştu. Yani burada araya da söyleyeceğim. Yani Günhan'ın en azından yani Cenk karakterine bana söylediği şeyler hiç maskaradı bozacak şeyler değil. Biraz saçmaladı gibi geldi. Özellikle saçmaladın mı sen demin? Evet tabii canım. Senin Tamam kafanı okey. karıştırmaya Ben çalışıyorum. çünkü okey şey oldum çünkü hani. Neyse defter geldi benim yanıma sonuçta. Şimdi İyi tamam ben öldürecek bizi. Niye söz attın verdiğimiz. defteri? Ya alsın ya alsın defteri ya. Yani madem bu kadar Öldürecek yani hayır adam bizi. abi. Ya öldürsün ya öldürsün. Biz zaten ölmüşüz ya. Biz zaten bizim üzerimizde oyunlar oynayan egemen güçlere karşı hareket edemeyeceksek, kadere karşı gelemeyeceksek biz zaten ölmüşüz. Ya biz zaten ölüyüz ya. Ben ölmüşüm ya. Al abi defteri. Sen abi bu çarkın bir dişlisi olarak hayatına devam edebilirsin. Ama abi bilmiyorum Das Kapital okudun mu? Ama yani ben onu okuduğum zaman hayatım değişmişti gerçekten. Bütün her şey sınıfsal bir şey yaşıyoruz biz şu anda seninle. Bak sınıfsal bir şey. Biz abi böyle olmalıyız. Böyle elimi böyle yapıyorum. Biz abi böyle orta sınıflıkken böyle olmalıysa böyle oluyoruz abi şu anda. Bizi böyle yapıyorlar ama abi. Abi kanca iki el olmadan birbirine geçmez. Yani o iki eller de biz değiliz. Bizim yani bunları tutmamız lazım abi. Yani gözünü seveyim. Öldür abi tam bir şey demiyorum yani. Ama Sanıyor bunları musun? da bir Bugün o düşün. kazığı sen bize sokarsın, yarın öbür gün bunlar seni bu arabana sokarlar. Senin bu arabanın güvenliği var mı ya? Bu arabanın toz buz ederler gözünün önünde ya. Senin yuvan değil mi bu Sigortalım ya? abi. Yuvan Yuvan sigortalım değil abi. Bir mi? gün sigorta yaptırdılar mı? Sen cebinden verdin yine geldin Mesaini bak. Bak. bile ödemiyorlar senin be, biliyoruz. Birebir Camarilla'nın adamı geliyor senin arabanı akreple sıkıyor abi. Yani Etiler'de bu olay yaşanıyor. Mehmet. Evet. Ne düşünüyorsun? Bunlar böyle bayağı İnanılmaz saçmalıyor bunlar yani. her telden bir şeyler söylüyorlar. Mehmet karakteri ne düşünüyor şu an bu konu hakkında?
Yani ben arabaya binerken bir tık daha sempatiktim bunlara. Hani yazıktır sanatçı çocuklar falan gibiydim ama dakikalar geçtikçe şey oldum. Yani kazığı çakayım da sussunlara doğru hızlıca ilerliyorum şu anda yani. Şu an elim direksiyonda, araba trafikte olmasa arka koltuğa geçip herkese takacağım kazığı. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Ben o şeyi aldım, defteri aldım. Defteri böyle şeyi atıyorum. Torpidoyu atıyorum yani. Orta, ayak altında kalmasın diye. Şey sahil yolunda tenha bir yere çekip bunları kazıklayıp götüreceğim sonra Erdal'la konuştuğumuz yere. Niyetim o şu an. Bir şey söylemiyorum. Ama diyorsan ki bunların bomboş muhabbeti içindeki beast'i tetikliyor falan, bunları varım. Ya Maltemians'ın sen günün sonunda bu kadar boşa şey yapmıyorsun, Ya. üzülür. Hani o senin canavarın için hatta böyle keyif verici bir şey. Tabii. Normalde terimiz biliyorum İngilizce terimse kullanmamı sevmiyorum ama böyle amusing yani, anladın mı? Ha. Hani böyle tabii ki gıcık ama şeysin de böyle hani Evet. falan diye. Ben stand kullanmak istiyorum. Kullan. Nedir? Ben abi şöyle yapıyorum. Tardo bir sigara verir misin diyorum. İçebilir miyim abi son sigaramı? İç kardeşim. Camı açıyorum şöyle bir. Camlar kilitli, Yakıyorum böyle. açamıyorsun. Yani açamıyor muyum? Yok. Hiç. İyi tamam, böyle duruyorum, böyle yanında duruyorum. Abi o zaman sen öğren bari abi kızımın yerini. Sen öğren abi. Sen bak abi. Tardo gibi olmasın, benim gibi olmasın abi sonu. Yani o masum bir canlıdır sonuçta, anladın mı? Bu dünyaya gelmiş, daha Kızın mı? yaşayacak zamanı Oğlun bile olmadı. demiştin ya yarım saat önce. Kızım mı oğlum mu bilmiyorum ki abi. Kızım olduğunu hayal ediyorum. Bazen kızım olduğunu hayal ediyorum. Bazen de oğlum olduğunu hayal ediyorum. Göremedim ki abi. Göstermediler ki. Hayatımda bir kere olsun göremedim. Ya bu çocuk var Abi. mı? Bacım. Bacım bak, bu Tankut iyice çıldırdı. Senin diyeceğin bir şey varsa bak söyle. Sen de makul bir kadın sandık. Sen de bir şey demiyorsun. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bana akşam akşam. Ama neyse, ben ne konuşuyorum? Kaç dakika kaldı varacağımız yere bizim ya? Yani Yani diyorum ki abi sen bakarsın, sen büyütürsün yani, anladın mı? Sen ya bakarsın. O he. ya benden sonra maslak yalısına git abi. Sen bak. Sen bak, Tamam. sen yetiştir, sen büyüt. Tamam Yani kardeşim, o erkek konu olursa da bende. Mehmet olsun, kadın olursa da Tarda olsun abi. Tamam. Tamam, o konu bende. Bu kadar insanlığınızı gördük. Yalnız biz öldükten sonra sakın orada burada namus muhabbeti de yapma. Yok. Sakın yapma. Yok, yapmam. Yemiyor adam ya. Gerçekten delireceğim artık ya. Sen bizi gerçekten öldürecek misin abi? Sen Orada var yok mu adam be? sen bizi Delireceğim. Ne biçim taksici ya? sen bizi gerçekten öldürecek misin abi? Senin elin gidecek mi? Sen böyle bir delikanlı mısın gerçekten? Koçum bak, sen, size anlatıyorum. Sen dinlemiyorsun ki beni. Sizin sıkıntınız şu. Sen bu defteri almışsın. İnternete yüklerim, internete yüklerim diyorsun. Erdal da bana diyor ki bu, diyor, maskeli balayı bozacak diyor. Şimdi kardeşim kusura bakma. Hepimizin bir işi gücü var. 3 gün sonra Evet. ben burada taksiciliği bırakıp da, ne dedin sen orada, sınıf mücadelesi falan filan dedin. Ne anlatıyorsun aslanım sen? Ne yapayım? Ne yapacaksın? İstanbul'un sefirini mi boğacağız biz burada? Ha? Aslan Abi parçası tamam sen. abi. Sen Sen oğlumu, kızımı kurtaracağım diye geldin. Şimdi kalem düşünüyorum. var mı? Şimdi Sana bir düşünüyorum. şey söyleyeyim mi? Ben kalem var mı hiç? Kalem Dur falan dur. var mı? Kalem boş ver. Ben son sözümü söyleyeceğim. Bundan sonra da ben son sözümü söyleyeceğim. Beni öldürürsen de öldür bundan sonra. Umurumda değil. Ben burada yarım yamalak kafamla, hayatımda elim silah tutmamış. Ben karşıma herkesi almaya götüm yiyor. Koskoca Mehmet Öztürk. Götün yemedi galiba abi. Bunu Yaşatmazlar söylüyorum. aslanım, yaşatmazlar. Akıllı olacaksın bu dünyada. Ben Tabii ki. ölürüm abi. Ben ölümü göze almışım. Sen alamıyorsan da zaten adam değilmişsin. Kışkırtmaya Allah yatacak Allah. mısınız karşılıklı? Cenk'ten kışkırtma, şeyden de empati, Mehmet'ten de empati alabilir miyim? Tamam. Kışkırtman kaç Cenk? Okey. 2-2. Eksi 2'de zarın geldi. Total 0. Ben de empati atıyorum. Benim de empatim 1. Zarım da eksi 1. Benim de 0. Karşılıklı boş boş bakışıyoruz. O zaman ben bir fate puanı kullanıyorum ve Tamam. başınıza bir bela daha sarıyorum. Tamam. Bunu
sana diyor yok götün mü yemedi bilmem ne falan. Hı-hı. Ya hem Vatikan'la bilmem ne CIA'ya bunların eline bilgileri teslim ediyor. Hem de gelmiş yok sana burada yani double yani iki katı bir hainlik içerisinde. He ajan bu ya. Kendi anasına bak, kendi melikesine, reisine hainlik etmiş. Etmiş. Onun şeyini öldürmüş. Tamam, peşinizden olanını öldürdünüz. Gelmiş hala onları internete yüklemiş belgeleri. Bir de hala kalkmış bir de sana götü tut böyle göt möt bir şeyler söylüyor. Sen öfkelenmeye başladın artık yani. Var mı kenarda sağda solda müsait bir yer, tenha bir yer var mı? Yani binaların falan oraya girdiniz artık. Hani ben tabii bu birileri her yerde çıkabilir çünkü İstanbul'dasınız. Tamam yani ama nispeten tenha işte. Var mı? Oraya çekiyorum arabayı o zaman. Bu böyle götün yemiyor mu falan deyince çekiyorum cart diye arabayı oraya. Böyle araba bir an duruyor böyle. Hani böyle yana giriyor. Böyle frenle beraber hepiniz böyle bir ileri gidip geliyorsunuz. Necip abiyi aldığım gibi iniyorum arabadan. Arka koltuğunda kapısını açıyorum. Taksici dayağı vardır ya böyle attım elimi. İn ulan aşağı diyorum. Çat kendi oturduğum yerden iniyorum. Öbür kapıya gidiyorum. Ya evet, durun. İniyorum ben de. Ne oluyor? İniyorum hayır. Cenk sen de mi iniyorsun? İniyorum ama inmeden tek bir şey diyeceğim. Ulan vatan haini Vatikan köpeği. Sen bana vatan haini demeden önce istirham ediyorum. Torpidodan o siyah defteri al ve senin patronun Davut'la ilgili ne yazıyormuş ona bak bakalım. Sonra gel benim kafamı kes. Şerefsizim hareket etmeyeceğim. Ben Cenk'i dövebilir miyim burada? Genelde oyuncu çok dövmeye alışkın değilimdir ben oyunlarda ama. Dövebilirsin tabii. Dövüyorum o zaman. Zar atayım mı şahsın? Ya Özden'in kendisine zar atayım mı? Geçin vur ya gerçekten. Al o deftere bak. Al o deftere bak. O zaman bütün oyunu göreceksin işte. Büyük oyunu o zaman göreceksin sen. Tardu sen ne yapıyorsun? Ben ayırmaya çalışıyorum. Dün ne yapıyorsunuz ya? Hayır dur. Sakin ol. Bacım sen çekil. Arabadan iniyor musun? Arabadan ineceğim evet yani. Arabadan iniyorsun. Tarafa doğru gidiyorsun. O sırada Cenk sen konuşuyorsun. Konuşmak daha hızlıdır vurmaktan şu an için. Evet ben diyorum ya defteri al bak diyorum. Her şeyi göreceksin diyorum. Şu anda diyorum sen şu anda bir masum kanı dökeceksin bunu yaparsan. Bunu eğer okeysen ben zaten karşılık vermeyeceğim sana ya. Ama o defteri alıp okuyup pişman olma sonra Davut'la ilgili ne yazıyormuş. Bak bakalım. Okey sen bunları söylerken o da sana vurmaya çalışıyor. O yüzden dövüş yeteneğinizle senin kışkırtma mı aldatmaca mı hangisi daha yüksekse onu atabilir misiniz karşılıklı? Benim yani şöyle empati atamıyorum bu durumda zaten. Bir şey almıyorum çünkü karşımdan. Şeyim var benim. Provoke oluyor herhalde 2. Okey. Kışkırtma yani. Sen 2 alıyorsun. Tamam. Benim yakın dövüş toplam 3 geldi Zar'la beraber. Günhan'ın kışkırtmasıysa Zar'ı 2 geldi. 4 oldu. 4 oldu. Ben de 3 var Zar. Günhan'da 4. Evet. Bir şey yapıyor musun buna? Şöyle oluyorum. Şu an herife çok sinirliyim. Ama bir yandan da şeyim. Yani maskeli baloyu bozma tehlikesi çok büyük tehlike benim için. Tamam mı? Çünkü Davut Reis'e kadar gider. Hani bir takım oyunlar oynanıyor ama bunun çözümü terörizm değildir diye düşünüyor benim karakter. Yani terörizm değil anladın mı? Yani usulüyle yapılır her şey öyle. Ona buna baş kaldırarak bilmem ne bomba bomba falan değil ama tabii mücadelemizi edelim. Ben bu heriften çok kıllandım. Cloud mulat falan deyince o Erdal benim kafamı da çeldi. Zaten yalancı bir herif. O yüzden şöyle olurum. Ben bunu bir miktar hırpalayacağım. Sonra gideceğim bakacağım ama deftere gerçekten. Aklımı da çeldi. Bakayım Davut'la alakalı bir şey yazmıyordur belki. Çünkü Davut'la alakalı bir şey yazmıyorsa çok da aman aman olmayabilir benim için. Çünkü demin de herif maskeli baloyla alakalı hiçbir şey okumadı aslında. Bilmem kim kan içiyor bilmem kim şey yapıyor. Delinin defteri sanırlar onu. Hani defterle beni korkutamadı aslında bu adam. Erdal'ın niye korktuğunu da anlamadım. Haliyle kışkırtma yiyip yine de şahsı dövebiliyor muyum o zaman? Yani şöyle düşündüm ben. Zihinsel bir stres almanı düşündüm. Hani ıskalayıp zihinsel bir stres alacağını düşündüm ben. Ha okey. Tamam. Zihinsel yani hani stres. Çünkü yani henüz bir şeyler söyledi. Sen kalk duruyor. Ama sana demin götün tutmuyor falandan sen öfkelisin şu an. Tabii. Yok ben bunu döveceğim. Yani ha, kendine bedel yazabilirsin tabii. Ben buna inandım falan diye. Hafif bir bedel yazabilirsin. Benim stresim ama 6 kutu zaten. 3 kutusunu doldurdum. Ya biri almıştın ama zaten. Ne? Zihinseli. Şimdi zihinsel stres geliyor ya. Evet. Bir geldi şu an. Artı 1'e yani. Ha 1 mi geldi? Tamam bir zihinsel stres yazdım o zaman. Daha 6 tane daha konuşabilir bana. Evet.
Ben de kendisine bedensel stres uyguluyorum şu anda. Evet, o sana... Sizin aranızda bunlar olur. Tardu, sen ne yapacaksın? Ben defterimi alsam... Defterin içinde ne yazdığını da bilmiyorum. Şu an kafam karıştı. Yani alıp defterde yazanı okumak isteyebilirim. Alıyorum defteri. Ön yüksek sesle. Ön ilgili kısmı. Torpidoyu açıp defteri alıyorsun. Böyle alıyorum, evet. Açıyorsun. Bakıyorum aynen. Davut'la ilgili kısmı arıyorum özellikle. Çünkü Mehmet'i durdurmam lazım. Bunun için bana bir farkındalık atabilir misin? Tabii. Arayım, yani defter, koca defter. Hani orada arayıp bulman lazım. Onu. Benim artı 3 farkındalık. Uf, 6 attı vallahi, helal olsun. Böyle şey açıyorsun, hani böyle kitabı alıyorsun, böyle defteri alıyorsun, böyle tak diye açıyorsun, böyle hangi sayfada olduğunu biliyormuş gibi. İçine doğuyor. Vallahi bu kız cadı. Evet, ne yazıyor peki kendisi hakkında? Sende? Ne yazıyor? O ne yazıyor olabilir kendisinin dikkatini çekecek ya da bu şiddetini durduracak şekilde? Davut'un da, ya Davut'un Davut'un altını kazımaya yönelik bir plan görüyorum ben orada. Davut'u indirmeye yönelik bir şey var. Bir plan var. Onu görüyorum ben. Okey. Şöyle bir şey var o zaman. Böyle Davut'un etrafındaki kişiler, giriş çıkış saatleri bilmemler işte. Hatta evet, Mehmet'in Mehmet'in adı falan da yazıyor. Bunların bağlı olduğu taksi, oradaki çalışanlar falan. Hepsinin böyle bilgileri, kaldıkları yerler falan, telefon numaraları hepsi yazıyor. Onları buluyorsun o zaman. Evet, onları buluyorum. Bak işte, bak senin sahibini de bak onu da bitirecekler. Sen bak, okuyorsun bunu böyle. Mehmet Öztürk plakası şu işi yapıyor. Bilmem kim falan. Sen okudukça ben böyle şey oluyorum. Bunlar mı yazıyor orada? Ah be babacan. Bir bilsen. Sısı lan. Bakıldık yeter mi? Sıslandı. Yeter. Sen ulan bunlar Davut abiye numara mı kuruyor yoksa? Evet. Ya bak, bunu düşmanımız ortak, sen niye bak Erdal gerizekalısın, ne uyuyorsun ya? Adam zaten köstebek. Adam herkese çelme takıyor, herkesi indiriyor. Sen o adamın lafıyla bizi mi öldüreceksin ya? Ablacığım sen yakışır, bir gir içeriye. Gir içeriye, bir sokakta gören olmasın. Gel bir arabanın içinde konuşalım. Geliyorum. Tamam. Ben de arabayı kapatıyorum. Arka koltukta üçümüz birden Uber, anladın mı, böyle şeyde oturuyoruz şu an. Ama Cenk Yaf, ben şeyim yani. Süper samimi değilim Cenk'le hala da, Tardu akıllı birisine benziyordu. Tardu'yla biraz muhatap oluyorum şu anda. Şöyleyim. Bak bacım. Bu Erdal bana dedi ki, o defterin içindekiler dedi, maskeli baloyu çökertir dedi. Şimdi sen yanlış anlama, bayansın. Neyse. Yani son bayanlarım bunlar, haberiniz. Son bayanlarım bunlar. yanlış anlama, bayansın. Yani şunun farkındasın değil mi? Maskeli balo çökerse sen, ben, Avrupa, Vatikan, CIA, yani bu vampirlik, tamam. Ağladın köprüyü geçerken, hüzünlüsün, resim yapamıyorsun, şu bu. Hepimiz gerler, anladın mı? Oysuz ben olduğunu... seni koruyorum. Tamam. Ben Davut'u da koruyorum. Ama Davut'u, bu senin yanındaki terörist. Ben diyor bunları internete atarım, 4chan'da paylaşırım, Reddit'e atarım falan filan. Ya atmadım onu, ona dedim. Onu ona dedim. Ya bu salak abi, bak biz bunu eğitiriz bak. Sen bak, bana teslim et, tamam mı? Bak kefil ben oluyorum. Rahat dur sen de, biz konuşup durma. Ben de bu adam, tamam mı? Ben bunu zapt edeceğim. Genç daha bak, bunlar yeni jenerasyon, böyleler. Bunlar işte yok neymiş, WhatsApp bilgilerimizi çalıyormuş, yok X uygulamayı mı indirsek falan, böyle salak salak şeylerle konuşuyorlar. Bütün iş ay Twitter'da linç yedim falan. Bunlar böyle, bunları ben anlıyorum. Ben 30 senelik vampirim ya. Ben 30 senelik vampirim. İyice öldürdün sen de bizi ya. Ulan 30 senelik vampirsen, senin çocuğun nasıl 10 yaşında oluyor? Az önce 10 yaşında dedin. Ben buna bir ya. Ben bunu bayıltasıya dövebilir miyim sayın? Hayır. Biz o timeline'ları düzgün bir şekilde yazmıştık da, şu anda şey olarak dedim, dramatik etki için dedim ben onu. Sen onu çok takılma. Sen benim her dediğim lafa takılıyorsun kardeşim. Ben yerine göre konuşuyorum yani. Yalancısın. Yalancılıktır bu. Ya yalancılıksa da yalancılık, ama söylediğim şeylerin temeli doğru yani. Çocuğum var, kayıp. O da var mı acaba? Kimde? Var. Var. Çocuk kimde? Sezgin'de. Tardu biliyor çocuğun olduğunu. Sezgin kaç kere bunun lafını yaptı yani onun yanındayken. Var mı çocuk yanında gerçekten? Kaç kere Evet. Evet. Var değil mi? Var. Al işte. Var ulan, var. Al işte. Var. Sezgin benim yanımda tehdit etti en son ya. Ben Sezgin'e baş kaldırmak için kaç yıldır bekliyorum. Bir tane insan bir tane vampir olmaz mı be? Bir tanesi demez mi bu kadın ne yapıyor? Yok.
Anca bu akılsızı bulabildim bula bula. Yemedi, tamam mı? Tek başıma yemedi yani. Anca bu akılsızla. Anla ya. Cesaretin adını da akılsız yaptılar ya. İnanılmaz yani. Cesaretin adını. Aynen bro, aynen. Cesaret sendeki tabii. Cloud'a ekledim. Bu gördüğünüz cloud sistemi. Cloud'a ama çok kafanızı yormayın. Değil mi? Cloud'a mı yüklemedim abi. Orada bir tane defter var. O defter tek kopyası. Sen de bizimle bu işteysen bu iştesin. Ama yani sen bizi öldüreceksen eğer al. Sen şu anda senin yani senin reisinin arkasından kuzu çevirme yapacak yani adamın işini yapıyorsun. Cümle kuramadım. İşte evet, evet. Şimdi o işler değişti. Ben zannettim ki bu defterin içerisinde. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben şimdi Davut abinin oraya sürüyorum arabayı. Bayan sen de, ben senin adını öğrenmedim ikisi bölümdür sana bayan deyip duruyorum. Tardu abi. Tardu. Ha, göçmen misiniz siz Tardu? Aa, göçmeniz. Nereden göçtünüz? Göçmüşüz işte bir yerden. Anladım. Yarı boşnak, muhacir, yaranlı. Muhacir misiniz? Aa, muhacir muhacir ondanız. Hangi ha. Abi ne bileyim ya, ben hatırlamıyorum ki. Boşnağız abi, zaten muhaciriz aynen. Ha. O zaman ben Davut abinin oraya sürerken sen o defteri okuyorsun. Tamam. İçinde var mı baloyu bozacak bir şey, yok mu ona bakıyorsun. Çünkü bu Sezgin de vampirdir neticede. Bunlar kan emici. Davut abime laf yok. Davut abinin bütün herkesini oraya yazmış. Niye yazmış? Nekos kullanıyor Davut abiye karşı. Davut abi bu işleri öğrenirse Sezgin mezgin dinlemez. Spotify'larını götlerine sokar. O yüzden gidip Davut abiyle konuşacağız. Bu işi çözerse o çözer. Erdal Bakkal da bana yalan söyledi demek ki. Defter maskalı baloyu bozuyor falan dedi. Demek bozmuyormuş. Ne olursa olsun. Peki ben sana bir şey soracağım. Sen sus. Davut, ben şimdi ön koltuğa geçiyorum. Davut abiye götüreceksin bizi. Davut abi de bizi öldürmek isterse sen bir sözünü ver. Bizi bir daha öldürmeyeceksin bir kere. Ben sizi öldürmeyecektim ki. Sana kazık sokulduğu zaman siz taş kesiliyorsunuz sadece. Sen de taş kesiliyorsun oğlum. Ben niye taş keseleyim size kazık girince? Hayır yani genel olarak diyorum. Hepimiz taş kesiliyoruz. Hepimize olan bilen bir şey bu. Ondan sonra da paket ederlerdi zaten. Onu diyorum. Neyse yani, ben gidiyorum sen... ön koltuğa. Geçiyorum sonra yani. Yine Davut abiye satma bizi de onun için yani. O yüzden diyorum. Cenk'e Mehmet bir tane onda... kafası şişmiş diye aspekt ekleyebilir miyiz? Bedel olarak. Kafasında böyle bir şişlik olsun en azından. Koluna falan gelmiştir. Önemli olmayan bir şey. Peki okey. Nemsiz yara diyerekten. O zaman ben Davut abinin oraya doğru sürüyorum arabayı. Çünkü bir koz var elimizde gibi düşünüyorum hem de yani. Evet, Anadolu tarafında o zaten. Tamam. Yine ben geçiyoruz köprüye, hadi bakalım. Evet, kendisinin mekana doğru gidiyorsun. Orada böyle telsin çalmaya başlıyor. Şey, titremeye başlıyor telsin. Aha. Açıyorum. Merkez 234. Yuvana dönüyor musun yuvana? Yuvaya dönüş yapıyoruz merkez. Yanımızda iki tane paket var. Bir de ayrıca önemli bir mevzu var. Merkez reis oradaysa önemli bir durum var. Bu iş... beklediğimizden daha derin yerlere gidiyor. Biz korkuyoruz. Ne yapayım? Paket mi yapayım bunları? Ne yapayım? Bizim de bir fikrimiz yok. Tek bildiğimiz şey şu. O defterde İstanbul'un kaderi yazıyor. Aga. O zaman getiriyorum. Bunu çözelim yani beraber. O güncenin mürekkebi kandır. Dikkat edin. Tamam. Lan nasıl bir şeye soktunuz bizi ya? Ne diyor abi merkez? Evet, taksi İstanbul'da köprüden geçerken gerginlik hala atılmış değil. Çünkü bu bataklıkta bu araba battıkça batıyor ve bu arabayı çıkarabilecek yakınlarda hiçbir vinç yok. Sadece daha derine inecek, daha da karanlığa gömülecek ve belki de zifiri bir karanlığın içerisinde kaybolup gidecek. Bugünkü oyunumuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bence burada noktalayabiliriz. Bir sonrakinde artık İstanbul'daki gerçekten etkili vampirlerin huzuruna çıkacak bu ekibin orada neler yapacağı gerçekten bir merak konusu bence.
Vallahi çok teşekkürler. Çok gerildim ben. Ben yeterince günahına dövemedim bu bölüm ama okey. Belki bir sonrakini döversin. Ay hadi bakalım ya. Orada da cloud falan derse belki orada da olabilir. O zaman sevgili YouTube, sevgili canlı yayın seyircisi, çok da teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi yine saat 8'de Twitch'te arkadaşların kanallarında, benimki Facebook'ta oluyor biliyorsunuz ya da YouTube'da izliyorsunuz artık nasıl izliyorsanız. Onları arayın tarayın bulun. Görüşüyoruz. Kendinize iyi baktınız. YouTube'da aşağıda açıklamalarda dokümanlar, karakter kağıtları, bu oynadığımız oyunun kuralları falan filan her şey yazıyor. Oradan da bakıp siz de oyunu öğrenip evde kendi taksicilerinizi, kendi cenklerinizi, tardularınızı oynayabilirsiniz. Kendinize iyi baktınız. Görüşmek ben üzere. Ben de, benim de aynı zamanda sabah, ya sabah ya da öğleden sonra falan recap'im var. Benim kanalımda da tekrardan bu yayının üzerine konuşacağımız şeye davetlisiniz. O zaman emildiniz. Kendinize iyi baktınız. Görüşüyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.